Coin hiç kolay adımda. Coin parada. Merhaba, saatimiz 14.30'u gösteriyor. Güne Bakış'ta karşınızdayız. Önce piyasaya ilişkin ayrıntıları, rakamları, ekonomiye dair notları konuşacağız. Ardından Türkiye ve dünya gündemine ilişkin ayrıntıları sizlerle paylaşacağız. İstanbul Portföy Yönetici Ortağı Tufan Derinerle birlikteyiz bu bölümde. Tufan merhaba. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Şimdi manşetti, çekirdekti soruyordum. Onlardan artık vazgeçtim. Yine soru stilim. Ekonomideki makas değişikliğindeki o makasın bacakları arasındaki fark bize ne gösterecek? Bu bir faiz olarak mı finalde dönecek, bir enflasyon olarak mı dönecek, yoksa kur farkı olarak mı dönecek? Ya bence bugüne kadar görmeye devam ettiğimiz her şeyi görmeye sanki önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz diye açıkçası ben düşünüyorum. Hani gördüğümüz çok net olarak şunu söylemek lazım. Bir kere başlangıçta işte bu değişiklik olduğundan beri şu anda hiç alışık olmadığımız, Türkiye'nin hiç alışık olmadığı bir negatif bir reel getiri var. Dolayısıyla bu negatif reel getiri devam ettiği müddetçe biz de bu olumsuzlukları, bu gördüğümüzü göreceğiz. Yani faiz düşüyor ama esasında faiz yükseliyor. Bir yandan kur yükseliyor, bir yandan da borsamız yükseliyor. Kendini çünkü bir şekilde hani bu dolar bazında ucuzlamaya bir şekilde kendini adapte etmeye çalışıyor. Dolayısıyla hani bütün bunları bir araya koyduğumuz zaman bu süreç daha ne kadar devam edecek, nasıl olacak? Bizim için de gerçekten aşırı derecede zor bir süreç. Çünkü öngörülebilirliğin sıfıra indiği bir süreç içindeyiz. Ben bazen şey diyorum yani hani burada bizim televizyonda konuşurken hani biz de artık herkes gibi sıradan vatandaş haline dönüştük. Yani şu anda bildiklerimizin çok fazla öneminin olmadığı esasında bir süreçten geçiyoruz. Dolayısıyla hani izleyip göreceğiz bakalım neler olacağını ama hani ben kur daha yukarı doğru hareketli, faiz düşmeye devam ettikçe faiz de yukarı doğru hareketli yani tahvil tarafında. Borsada bir şekilde kendini buna uygunlaştırdığı bir süreçten bir süre daha geçeceğiz. Yani hala dolar bazında 1.50'nin altındayız çünkü. Peki şimdi biraz bu kur tarafında beklentileri konuşalım. Yani beklenti de demeyeyim de olasılıkları konuşalım diyeyim. Çünkü beklenti dediğimiz zaman başka yani diğer parametrelerin de ne olabileceğine ilişkin 3 aşağı 5 yukarı ortada elimizde bir veri olması lazım. Ama böyle bir veri yok. Sonuçta işte Merkez Bankası'nın 16'sında yapacağı toplantı önemli. 15'inde hemen öncesinde Fed'in söyleyecekleri yönlendirmeleri düşeceği notlar ayrıca önemli olacak. Oradan bir devam edelim. Merkez mesela yani, ne yapacak? Ya şöyle, bence hem Fed'in toplantısı hem bizim toplantımızın pek de önemi olduğu bir dönemde değiliz. Yani şimdi şöyle düşünün, ben enflasyonun 30'a gideceğini varsayıyorum. 30'a giden bir enflasyon, faiz 15 olmuş, 14 olmuş, 12 olmuş bence çok kritik ve önemli değil. Zaten hani burada konuştuğumuz 15'in üstünde bir negatif reel getiriden bahsediyoruz. Hani Fed niye önemli? Fed de zaten aşağı yukarı yönünü belli etti. Yani daha henüz faiz tarafında bir şey yok. Ama bir an evvel bu artık genişlemeci para politikasını en hızlı bir şekilde sıfırlamak istiyorlar. Yani artık genişlemeye bir noktayı koymak istiyorlar. Dolayısıyla bunları artık piyasa zaten yavaş yavaş alıştığı için bir yandan da pandemi ortadan kalktığı için birazcık daha risk alır bir altlıya dönüştüler. Dolayısıyla hani önümüzdeki dönemde Merkez Bankası toplantısında ne olabilir sorusunun cevabı gene aynı biraz evvel söylediğim şeye gideceğim. Çok öngörülebilir bir cevap vermek çok kolay değil. Bence çok ciddi gene analistler arasında, tahmin yapanlar arasında ciddi bir farkların olduğu bir süreci göreceğiz diye düşünüyorum. Dolayısıyla hani gelecek olan sonuç tabii ki de bir etkisi olur ama en azından o güne kadar bence bir psikolojik olarak en azından bir kur üstünü duraksama yapan o hani acaba faiz indirmeyecek mi beklentisi. Bence o da geçtikten sonra birkaç gün sonunda yine negatif reel faiz var ve enflasyon yükseliyor beklentileriyle. Kurda tekrar bence yıl sonuna doğru bir yukarı doğru hareket görürüz diye düşünüyorum. Bu yukarı yönlü hareketin nereye kadar olabileceğini düşünüyorsun peki? Şimdi orada i̇şte yeni fiyat üretmelere başladık çünkü dirençlerden vesaireden bahsetmiyoruz. İşte oradaki zor nokta o yani bizde hiç bu kadar negatif reel getiriyi hiç geçmiş dönemde hiç yaşadığımız bir şey açıkçası değil. Bilmem sen hatırlıyor musun hiç bilmiyorum ama
Hani bu kadar yüksek eğer 30'lara gelirse 15 negatif reel getirilerin olduğu bir ortamda ki dünyada da bir örneği çok fazla yok esasında. O Dolayısıyla hani kadarı böyle bir yok, şey evet. varken kur nereye gideri çok da karar veremiyorum açıkçası. Yani hani onu söylemek çünkü ne diyoruz? Hep söylediğimiz tek bir şey var. Öngörülebilirliğin gerçekten çok zayıfladığı bir açıkçası bir süreçten geçiyoruz. Şimdi Merkez Bankası tarafı da yine benim hiç görmediğim ama sen daha iyi onu hatırlayacaksındır. Merkez Bankası toplantılarını yabancılar ve Türk ekonomistler diye ayrı ayrı aynı gün içerisinde yapar mı? Yani var mıydı böyle? Ben hatırlamıyorum. Ama ben Yani kaçırmış da öyle olabilirim bir bunu. şey tabii ki de söz konusu değil. Hani öyle bir şey yok tabii ki de. Hani hiç daha evvel duymamıştım böyle bir şey. Ama hani bir ayrımın olabilir mi? Hani yabancılara yönelik de bir şeylerin yapıldığını hani bu süreç içinde çok net bir şekilde görmüştük belli bir dönemde. Ama tabii bu da ilk defa rastlaştığımız bir şey. Hani sırf yabancılara dönük hani onları bilgilendirmek amaçlı dönem dönem böyle çalkantının çok yüksek olduğu süreçlerde hani bu tarz belki sırf yabancılara dönük bir şeyler olabilir ama Hazine ve aynı Maliye Bakanlığı'nın mahiyette yaptığını aynı hatırlıyorum. evet yani Yabancı aynı ekonomistleri mahiyet vardı. evet hani aynı mahiyette bir toplantıyı Türklere Türkçe yabancılara hani başka bir şekilde anlatmanın ama çok da manası olduğu açıkçası hani çok da gerekli mi o tartışılabilir tabii ki de. Toplantıya girmedin mi? Yok girmedim toplantıya. Çünkü Türklere yapılan sunum Türkçe değil, İngilizce imiş. Ha öyle mi? Ha. Muhtemelen yabancı tarafa da aynı sunum kullanıldı. Yani tek bir sunum işte Türkçe sözlü, İngilizce sunumlu. Yani o slaytların, PowerPoint'lerin Yani falan İngilizce. sadece sonrasında işte toplantıda neler konuşuldu onları bir şey yaptık. Aradaki bir farklar vardı galiba hani Türklere yapılanla yabancılar arasında işte birazcık onları şey yaptık ama onun dışında çok da Ben fazla onun bir hani yorum farkı olabileceği ihtimali üzerinde durmayı hem tercih ediyorum hem öyle olmasını da umuyorum. Çünkü Merkez Bankası her ne kadar bu ara üzerine fazla gidilen bir kurum olsa da ülkenin çok önemli kurumlarından ve kültürü olan kurumlarından biri ve yani farklı bir şey söylemiş, yani Türk tarafına indirecek yer var, sınırlı bir alan var derken yabancı tarafa merak etmeyin indirmeyeceğiz demiş olamaz diye düşünüyorum ki onunla ilişkinde aslında savım sadece tek bir kurumun bu çıkarsamada bulunmuş olması, diğer aynen. kurumlardan böyle bir şey yok. Ya ben de çok olacağını düşünmüyorum ama tek geldiğimiz nokta şu. Yani bu noktada artık şundan çok çok eminiz. Hani belli bir artık hareket alanının çok fazla olmadığı da bir noktaya geldiğini hem Merkez Bankası zaten söylüyor, biz de söylüyoruz. Dolayısıyla hani birazcık daha böyle öngörülebilir olduğu, tahminlerimizin birazcık daha tutarlı olacağı bir inşallah bir zamana tekrar girebiliriz diye ummaktan başka şu anda yapacak bir şey yok. Yani siz mesela dolar nereye gider sorusunu sorduğunuz zaman açıkçası hiç de kolay değil. Çünkü hani zaten hiç görmediğimiz seviyelerdeyiz. Hani buradan sonra bu kadar negatif reel getiri olduğu yerde ne kadar etkisi olur? Karar vermek çok kolay değil. Nereye gideceğini kestirmek çok kolay değil. Verilecek karar ne olacağını da kestirmek kolay olmayınca iş zaten orada bir parça karışmaya başlıyor herhalde. Yabancı istatistikleri geliyor. Merkezi kabul günümüzdeyiz bugün diyeyim. İstatistikleri açıklıyor. İstatistikler üzerinden de şöyle bir konuşalım. Brüt rezerv geçtiğimiz hafta 124,1 milyar dolar olmuş. Bir önceki rakam 126,4 milyar dolarmış. Doğrudan müdahaleleri görüyoruz burada dolayısıyla. Net rezerv tarafına baktığımızda 22,5 milyar dolar, bir önceki rakamın 24,7 milyar dolar olduğunu görüyoruz. Swap hariç ne kadardayız diye bakıyorum ama yabancıların Türk bankalarıyla yaptığı TL swap miktarı son 13 haftada 10,6 milyar dolarlık bir azalma bu arada göstermiş. Nette hala eksiği sürdürüyoruz. Birazdan da yabancıların almış oldukları, takılmış oldukları tavrı konuşalım. Görebiliyor musun sen net rezervin ne kadar? Ha, buldum. 37,9 milyar dolar eksi rezervimiz, net rezervde. Bundan bir önceki rakam 36,2 milyar dolar düzeyindeymiş. Ya Şimdi işte kabaca şunu söyleyebiliriz. Aşağı yukarı bir 2 milyar dolarlık hani hesaplar arasında tabii ufak tefek farklılıklar olabilir ama kabaca bir 2 milyar dolarlık hani piyasaya bir müdahalenin geldiğini zaten bunu Merkez Bankası çok net bir şekilde hani bu oynaklığı gidermek amaçlı
piyasaya müdahale ettiğini söyledi. Dolayısıyla burada hani karşı karşıya olduğumuz rakam da benim hani görebildiğim kadarıyla yaklaşık 2 milyar dolarlık bir rakam. Zaten bunda bütün rezervlerde bir 2 milyar dolarlık azalma olarak görüyoruz aşağı yukarı. O 2 milyarın içerisinde hem doğrudan müdahalesinin olduğunu zannediyorum hem de BOTAŞ döviz Evet. satışı olduğunu tahmin ediyorum. Döviz mevduatı gerçek kişilerde 707 milyon dolar, tüzellerde 397 milyon dolarlık bir azalma kaydetmiş. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 1,1 milyar dolar azalmış. 230,9 milyar dolar düzeyine gelmiş. Nette 12 milyon dolarlık tahvil satışı var yabancı tarafta. 105 milyon dolarlık bir tahvil satışıymış bir önceki hafta. Yabancılar tarafında yine net 162 milyon dolarlık hisse satımı var. Geçtiğimiz hafta 65 milyon dolarlık satış imiş buradaki rakam. Nasıl değerlendiriyorsun istatistikleri? Yani tabii şöyle, yabancıların gene çok fazla ilgi duymadığı bir süreç. Yani bu bahsettiğimiz rakamlar gerçekten çok kayda değer rakamlar açıkçası değil. Dolayısıyla hani yabancının ilgisi bir dönem tekrar gelmişti. İşte bu kurun aşağı gitmesiyle beraber, yukarı gitmesiyle yani bir borsanın dolar bazında aşağı gelmesiyle beraber tekrar böyle bir ilginin oluştuğunu gördük. Ama son işte birkaç haftalık süreç içinde biraz satışlar geldi. Ama bunu hani aylığa çevirdiğimiz zaman aşağı yukarı bir 600-700 milyon dolarlık hala bir borsa tarafında bir artıları olduğunu görüyoruz. Hani bono tarafı zaten artık tamamen hani yabancıların çok ciddi olmadığı rakamların işte böyle 10 milyon dolarlar, 20 milyon dolarlar, hani bilemediğiniz 100 milyon dolarlarla konuştuğumuz bir ortamın içindeyiz. Dolayısıyla hani bence bono tarafına daha bir ilginin oluşması için birazcık daha rakamların tutarlı ve hani birazcık oturması ya da en azından artık enflasyonda bir tekrar bir düşüş trendine girdiğini düşünmemiz gereken bir sürece girmemiz lazım ki bir yabancı parası gelsin. Şu anki beklentiler bulunduğumuz noktadan 30'lu seviyelere doğru gitmek olduğu için ya da hani biraz daha yukarı gitmesi yönünde olduğu için ben bonoya giriş için birazcık daha vakit alacağını açıkçası yabancıların düşünüyorum ama genel olarak baktığımız zaman ilgi düzeyinde öyle çok ciddi bir artış yok. Birazcık borsa tarafının dünyaya göre inanılmaz derecede geri kalmış olmasından dolayı bazı ilginin artık yavaş yavaş geldiğini görüyoruz. Belki hani son dönem Rusya'da yaşananların da birazcık önemi olmuş olabilir. Hani oradan Türkiye'ye doğru hani zaten Türkiye çok ucuz kaldı. Oradan çıkan pozisyonların bir kısmı bize gelmiş olabilir ama çok ciddi bir ilgiyi açıkçası hani biz de görmüyoruz. Şimdi biz faizleri indirelim üzerinden bir politika ortaya koyduk ve Merkez Bankası para politikası toplanıp politika faizini indirdi. Fakat aslında indirmenin nedeni olarak da indirmenin neye vesile olması isteniyor diye oturup konuştuğumuzda tüm yetkili ağızların işte sanayiciyi, ihracatçıyı, iş adamını bir şekilde eline taşın altına koyup işini büyütmek isteyenine uygun faizle kredi vermek ve kredi kanallarını rahatlatmak olduğunu ifade ediyorlar. Buraya kadar sanıyorum yanlış anladığım bir şey yok. Şimdi politika faizini aşağı indirerek iş adamlarının kullanacağı işte 10 yıllık ağırlıklı sanıyorum onlar yatırım yapmak amaçlı olarak kredi kullanıyor. O 10 yıllık krediyi nasıl oldu biz de yukarı çıkartmaya başardık? Ya tabii şöyle, şimdi kısa vadeli bütün bu konuştuğumuz olaylar olduğu zaman ister istemez tahvil faizlerin işte 10 yıllıklarımızın, 2 yıllıklarımızın yani 18'ler seviyesinde olan bu tahvillerimizin enflasyon beklentisinde kurun da yukarı gitmesiyle beraber, bozulmasıyla beraber tekrar bu kağıtların yukarı gittiğini gördük. Dolayısıyla o arzu ettiğimiz faiz indiriminden yaratmak istediğimiz o indirimi açıkçası çok da fazla oluşturabildiğimizi ben düşünmüyorum. Hani şu anda bankalara baktığımız zaman oradaki kredi faizlerinde o arzu ettiğimiz düşüklüğü pek yakalayamıyoruz. Biraz belki kamu bankaları tarafında hani birazcık faizlerde bir gevşeme oldu. Ama özel bankalar tarafında açıkçası hani böyle bir faizlerde, kredi faizlerinde çok ciddi bir gevşemeyi ya da beklenen o gevşemeyi çok da fazla açıkçası yaşamadık. Ama tabii bunun ana etkisi bizim şu anda var olan tahvillerimizin faizlerinin yukarı gitmiş olması bence bunun da önemli etkenlerden biri. İkincisi de tabii enflasyonun geldiği nokta hani enflasyonun altında bir şekilde ister istemez kredi tarafında çok ciddi bir şeyin olmakta açıkçası zorlanıyor. Ama tabii izleyip göreceğiz bakalım önümüzdeki dönemde ne olacak. Hep söylediğim şey var yani biz de ilk defa bu kadar
Her şeyin farklı olduğu bir süreçten geçiyoruz. Dolayısıyla hani etkilerinin ne olacağını kestirmek çok da kolay değil ama ilk etapta o istenen kredideki faizin düşme isteği şu ana kadar pek piyasalara yansımış durumda değil. Yabancıların TL swapları %90'a yakın geriledi. Ne ifade eder senin için? Ya bu benim için şunu ifade ediyor. Esasında şimdi şunu unutmamak lazım. Son 3-4 yıllık süreç içinde yabancılar burada swap'la girdikleri her seferde çok ciddi zarara uğradılar. Dolayısıyla bu esasında bu süreç içinde önlerini göremedikleri için tekrar başlarına böyle gelmemesi için ilgi azalması dışında esasında bana bir şey ifade etmiyor. Yani bu süreç içinde TL enstrümanlarla ne gelip böyle doların yukarı gitmesine ciddi manada bir yatırım yapmak ne de gelip borsa tarafında ciddi bir yatırım yapmak konusunda öyle çok ciddi bir iştahların olmadığını gösteriyor bana. Hani ben yurt dışı ile konuştuğum zaman da TL'nin gayet bol ve hani işlemlerinde böyle hani çok öyle bir anormal bir TL tarafında bir talebin oluşmadığı gayet hani arz talep dengesinin gayet hani makul seviyelerde oluştuğunu duyuyorum. Dolayısıyla hani bu tamamen bence yabancıların Türkiye'ye olan ilgisinin azaldığını gösteren bence önemli etkenlerden bir tanesi. Şimdi belirsizliklerin bu kadar fazla olduğu yerde işte dolar-TL tahmini yapamıyoruz, faiz tarafında bir tahmin yapamıyoruz. İşte Eurobondlar soracağım birazdan. Onlar üzerinde belki yine o kadar tahminde bulunamayacağız. Merkez bankalarının bu kadar dünya çapında da aynı şeyi söylüyorum. İşte Avrupa Merkez Bankası sınırlı o da olsa bir varlık alımı yapalım, geçici bir varlık alımı yapalım diyor. Şu sanırım son Covid varyantından kaynaklı. Amerika tarafı çok bol para saçtım ben onlara zaten zor toplarım, toplamaya başladım diyor programın başında konuştuğumuz gibi. Görece hani bu ürün gamının içerisinde görece üzerine yorum yapabileceğimiz bir Borsa İstanbul yine de var sanki elimizde. Bir Gene var ucuzluğu elimizde. açısından. Aynen. Kesin katılıyorum. Yani ne olursa olsun hani bu enflasyon tarafında ki gelişmeler, işte kurun yukarı gitmesi, bütün bunları yaparken paramızı nasıl koruruz diye düşündüğümüz zaman sonuçta borsa evet birazcık daha geriden geliyor. Dolayısıyla elimizde gerçekten hani dönüp baktığımız zaman bir tek esasında borsa kalıyor. Şimdi bir tek elimizde de zaten borsa kaldığı için bu hareketi, bu kadar hacmin yüksek olduğunu görebiliyoruz. Yani ben birçok yere gittiğim zaman çok net bir şekilde görüyorum. Borsaya olan ilginin, yatırımcı sayısının çok ciddi bir şekilde arttığı gene bir süreçten geçiyoruz. Sanki bu önümüzdeki dönemde de böyle olmaya birazcık daha devam edecekmiş gibi duruyor. Dolayısıyla hani hep şunu çok uzun zamandır söylüyoruz ama tam olarak ne yazık ki gerçekleşmedi. Hani dolar bazında bu doların bu kadar develi olmasının, bu kadar TL'mizin değer kaybettiği bir ortamda bunu yakalamanın en iyi yolu her zaman borsa olduğunu söylüyoruz. Bu süreç içinde de onun sonuçta borsa TL bazında rekorlar kırarak bunu çok net olarak gösterdi. Bunu yansıtmaya da önümüzdeki dönemde devam edecektir diye düşünüyorum. Ta ki bu yaşadıklarımız ekonomik açıdan şirketlere bir olumsuz bir şey yaratmadığı takdirde. Yani şu an için daha henüz çok ciddi bir olumsuz etki yarattığını açıkçası şirketlerin üstünde görmüyoruz. İşte kur yükseldikçe cirolar artıyor. Ondan sonra sonuçta karlılık da artıyor. Bu böyle devam ettiği müddetçe yani bu tarafta bir sorun yaşamayız. Ama bütün bunlardan dolayı önümüzdeki dönemde eğer bazı yıpranmalar bizim görmediğimiz ve ileride oluşacak bazı riskler oluşursa eğer tabii o zaman birazcık daha bakış açımız bu konuda değişebilir ama hani şu anki koşullar değişmediği takdirde sanki borsaya olan ilgi bir süre daha devam edecekmiş gibi duruyor. Şimdi hep borsaya böyle konuşunca hep borsada alım tarafı yani hisse senedi alarak yatırım yapma tarafında olan kişilere yardımcı oluyormuşuz ya da onlara danışmanlık veriyormuşuz ya da onlar için konuşuyormuşuz gibi algılanıyor. Aslında senin az önce bahsettiğin grup bence çok daha önemli. O kurumsal anlamda destek olmak açısından kur riski üstlenen ithalatçı ya da ihracatçı geliri ya da gideri bir şekliyle döviz cinsinden olan ve iki para kullanan şirketlere hedge konusunda da yardımcı olunması gerektiğini neredeyse her programda özellikle altını çiziyorum. Hani izleyici açısından bir süre sonra sıkıcı hale gelebilir ama bir kişiyi bile yakalasam kar kârdır gözüyle bakıyorum çünkü ülkenin değeri bu. Dolayısıyla şu hedge meselesini bir de senin ağzından dinlemek isterim. Nasıl korunacaklar? Ya Ya da esasında sen de bu kadar şöyle önemsiyor musun bunu? çok önemsiyorum. Esasında şöyle 2013'ten beri yükselen bir kur var. Neredeyse yani hani yaklaşık 10 katın üstünde değer kazanmış, kaybetmiş bir TL'miz var. Dolayısıyla bu böyle olurken birçok bence senin söylediğin gibi kurum da esasında bu süreç içinde
çok ciddi zararlar yaşadı. Ama tabii şunu unutmamak lazım. Birazcık da öğrendik bu işi. Yani benim gördüğüm hani en azından şu son yaşadığımız krizde yani çok belli başlı işte enerji tarafındaki çok büyük şirketler ya da böyle hani artık TL'ye dönemeyecek tarzda olan şirketler dışında büyük geçen dönemlere göre dolar TL tarafındaki yani pozisyonlarda özellikle şirketler çok çok daha iyi bir konumdaydı. Dolayısıyla hani bankalarımız bile mesela çoğu esasında dolar pozisyonlarının birazcık daha uzun olduğunu yani uzun pozisyonda olduklarını çok net olarak görüyoruz. Dolayısıyla herkes esasında buna birazcık hazırlıklıydı. Ama bu hazırlık şeyini ve hiçbir şekilde rehavete kapılmadan çok yükseldi demeden bu dengeyi, bu hedge mekanizmasını hep kullanmaya açıkçası devam etmek lazım. Çünkü devam edilmediği takdirde neler yarattığını esasında biz bunun etkilerini, şirketler üstündeki etkisini 2018 belki 2015-18 sürecinde birazcık daha fazla görmüştük. Çünkü herkes ya işte bugün iyi olacak, yarın iyi olacak söylemiyle beraber pek bir hedge mekanizmasını kullanmak istemiyordu. Ama geldiğimiz noktalar itibariyle ben açıkçası bizim de reel sektörümüzün özellikle artık bu hedge mekanizmasını iyi kullandığını ve bundan sonra da kullanılması gerektiğini açıkçası önemli düşünüyoruz. Çünkü orada önemli olan şey sonuçta şirketlerin kendi işlerine kanalize olup orada ettikleri marjları korumak. Hedge etmediğiniz zaman sonuçta hele bu kadar oynak olan bir piyasalarda kar ya da zarar her taraf iki tarafa da çok sert hareketlerin olma ihtimali açıkçası çok yüksek. Öyle tahmin ediyorum ki zaten bir süre sonra şu cümleyi kurmayacağız. İşte şirketler için hedge çok önemli bir şey demeyeceğiz. Çünkü hedge etmemiş, kendini korumaya almamış şirket zaten orta sistemde kalamayacak gibi görünüyor. Çünkü yani burası öyle bir dalga yaratmaya başladı. Karadeniz'in dalgasında yüzen de boğulur derler ya, onun gibi. Yani ya şöyle tabii son bir aylık hareket neredeyse %50'lik bir hareketten bahsediyoruz. Yani çok ciddi yani kimseye zarar vermedi deseniz birçok insanın esasında hareketini planlarını boz diyen yani bugün şimdi şirkette oturduğunuzu düşünün ve bütçe yapıyorsunuz 2022 bütçesini muhakkak bir yerde kuru almanız lazım. Kuru ne alacağınızı açıkçası karar veremiyorsunuz. Herhalde bir iyi senaryo bir kötü senaryo yapıp belki de öyle gitmek lazım. Ama hakikaten öngörülebilirlik çok az olduğu için gerçekten bu tarz şirketler açısından da bütçe yapmak da çok zor. İşte mesela bizim kendi içimizde konuştuğumuz konulardan biri. Hani ne kadar çalışanlara zam verilecek, ne olacak? Bütün bunlar o kadar oynak ki yani son gelecek enflasyon rakamını bekleyelim mi, beklemeyelim mi? Dolayısıyla birçok esasında değişkeni içeriyor. Yani çok basit her sene esasında bizim çok basit bir şekilde karar verdiğimiz o maaş artış rakamlarına bu sene karar vermek çok kolay değil. Çünkü hakikaten bütün çalışanlar enflasyon altında ciddi bir şekilde ezildi. Yani dolayısıyla oradaki doğru rakamı bulmak çok kolay değil. Aynı şekilde aslında nasıl ki borsa tarafı bizim tabii uzun yıllardır takip ettiğimiz, içinde olduğumuz, en azından şu ortamda hala uzmanlığımızı kaybetmediğimiz bir alan. İşte dolar tahmin edemiyor olabiliriz ama borsa tahmin edebiliyoruz diye girişimin nedeni oydu. Bir tahmin edemediğimiz alan daha var ki orası hani uzmanlığın olmasının haricinde analog ya da dijital olmakla da alakalı, bu kripto dünyası tarafı. Orada da 4,5 milyon, 4 milyon, 4,5 milyon civarında bir müşteriden bahsediliyor. Her geçen gün farklı bir coin devreye giriyor. Ne kadar takip etmeyeceğim dese de artık bence bizim piyasanın o eski toprakları da takip etmeye başlamış durumda. Bir taraftan bir ekranı açtı görüyorum yani. Aynen öyle. Yani şöyle biz de esasında çok fazla hep bir yandan hep çünkü bizim için şey çok önemli hani güven ve saklama ve hani bu hizmetin nasıl verildiği bence çok kritik ve önemli bir konuydu. Hani kripto tarafında da bunların nasıl olacağı daha düzenlememişsinin olmamış olması. Yani biz hep hani bu işimizi yaparken sonuçta hep düzenlenmiş piyasalarda hep kuralların olduğu işte bir arkasında bir saklama bankasının olduğu hep bu tarz yerlerde bir şekilde yatırımlarımızı yaptık. Ama artık geldiğimiz nokta itibariyle hani tam kesin rakamları bir türlü şey yapamıyorum ama hani kriptolarda olan işlem hacmi sanırım borsanın üstünde son dönemde. Dolayısıyla ya da hani yakın seviyelerde çok az altında. Dolayısıyla durum böyleyken tabii o tarafı unutmak, hani hiç öyle bir şey yokmuş gibi davranmak çok kolay değil. Ama çok ciddi bir araştırma orası da bence başka bir ekspertizlik gerektiren çok farklı bir konu olduğunu düşünüyorum. Ama önümüzdeki dönemde de bence dünyada birçok yerde bir şekilde hep artık önümüze çıkmaya başlayacak. Dolayısıyla bizim de yavaş yavaş o konuda kendimizi geliştirip hani daha bilgili bir şekilde o tarafa artık
İnşallah düzenlemeler de gelirse eğer onunla beraber biz de inşallah o tarafta bir şeyler yapacağız ama dediğin sen de dediğin gibi artık bugünkü dünyada çok da azımsanmayacak herkesin ilgi duyduğu özellikle de gençlerin daha fazla ilgi duyduğu bir yatırım aracı olmaya sanki devam edecekmiş gibi duruyor önümüzdeki dönem içinde. Peki hadi bir de bizden daha da eskilere gidelim. Annelerimize, babalarımıza, onların yatırım aracından bahsetmeden kapatmak olmaz. Zira altından bahsediyorum tabii. Hani çil çil de konuşabiliriz bunu. Cumhuriyet cumhuriyet ama bir onsla başlayalım istersen önce. Evet, şöyle tabii hani bizdeki altın bir önemi hani tamamen neredeyse dolarla hareket ediyor. Tabii ki de yurt dışındaki fiyatlar önemli ama tabii onsun ne olduğu bence o tarafta çok çok daha kritik ve önemli. Benim oradaki beklentim şöyle hani 1750 dolarların çok altına gelmeyen ama 1900 dolarları da aşamayan bence bir altınla karşı karşıya olacağız diye ben açıkçası önümüzdeki dönemde düşünüyorum. Hani bu dünyadaki gelişmeler sanki ona birazcık daha destek olacakmış gibi duruyor. Çok böyle 1900 dolarlık kırmasını gerektirecek altının bir gerekçe göremiyorum. Ne zaman da 1750'lere gelse herkes için bir hani alım fırsatı olarak düşündüğü bir araç haline geliyor. Dolayısıyla hani o bant içinde ben açıkçası önümüzdeki dönemde hareket etmesini bekliyorum. Dolar-TL tahminini yapamadığımız için gram konuşmaya, cumhuriyet konuşmaya gerek yok diyorsun Aynen bu öyle. O cümlede. Onu tarafı önce bir çıkartıyorum. yani esasında şöyle demek lazım. 1750 ile 1900 arası çarpı işte kur dediğimiz zaman belki hani öyle doğru rakama ulaşabiliriz. Peki, çok teşekkür ediyorum. Ben Kolaylıklar teşekkür diliyorum ediyorum. sana. İyi yayınlar diliyorum. Evet, gün gelişmelerine bakalım biz de birlikte sonrasında devam edelim güne bakışa. İstihbarat raporu basına sızdı, dünya ayağa kalktı. Amerika ve Avrupa Birliği teyakkuza geçti. Rusya'nın Ukrayna sınırına asker ve mühimmat yığması endişelere yol açtı. Amerika çarpıcı bir iddia ortaya attı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal hazırlığında olduğunu öne sürdü, Moskova'dansa yalanlama geldi. Tartışmalar son bulmadı. Bu kez Amerikan istihbaratının Washington Post gazetesine sızdırdığı belge ortalığı karıştırdı. Belgeye göre Rusya 175 bin askerle Ukrayna'yı işgale hazırlanıyor. Bu kapsamda 50 taktiksel birlik Ukrayna sınırına konuşlandırıldı. Askeri yığınak bahardan bu yana iki kat arttı. Belgede Rusya'nın Ukrayna sınırına tatbikat kisvesi altında işgal hazırlığı yaptığı da belirtildi. Helalleşme lafımı unutmayın. Bu toplumun helalleşmesi lazım. Açıklamasının arkasında durdu, muhafazakar kesimle helalleşeceğiz sözünü tekrarladı. Çok bölündük, çok ayrıştık, çok kavga ettik. Bu toplumun beraber olması lazım. Bu toplumun birlikte olması lazım. Bu toplumun kaynaşması lazım. Bu toplumun kardeş olması lazım. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Şanlıurfa Dernekleri buluşmasına katıldı. Daha önce dile getirdiği helalleşme kavramına vurgu yaptı. Hatamız varsa kabul etmek erdemdir dedi. Milleti barıştıracaklarını söyledi. Siyaseti bir ayrışma aracı, vatandaşı bölme aracı değil. Siyaseti iyilikte yarışma aracı olarak görmemiz lazım. Eğer destek verirseniz söz verdik. Milleti barıştıracağız. Niye barışmıyoruz? Ve niye kavga ediyoruz biz? Barışacağız. Hatamız mı var? Evet diyeceğiz. Hatamız var. Ne var yani? Hatamızı kabul etmek erdemdir arkadaşlar ya. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel bütçe görüşmelerinde kürsüye çıktı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef aldı, meclis karıştı. AK Parti ile CHP sıraları arasında söz düellosu yaşandı. Ardından da salon ringe döndü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendisiyle ilgili söylediği sözler nedeniyle CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'e dava açacağını belirtti. İnşallah hakim ehliyet verir de ceza alır diye ekledi. Birincisi, bana şahsıma hakaret eden Özgür Özel'i mahkemeye vereceğim. İnşallah
hakim cezai ehliyet verir de ceza alabilme imkanı olur. İki, hiç endişe etmeyin. Allah'a şükür. Recep Tayyip Erdoğan, Doktor Devlet Bahçeli Bey, size bir şey söyleyeyim. Geliyor gelmekte olan. Abdullah Gül ve Kemal Derviş'e kapılar kapatıldı, CHP liderine yeşil ışık yendi. Değerli basın mensupları, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceği ve kim olacağı uzun süredir tartışma konusu. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, başbakan olacağım açıklamasıyla adaylık denkleminden çıktı. Biz milli iradeden bahsediyoruz. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise yaptığı çıkışlar ve açıklamalarla gündeme geliyor. Kulislerde Kılıçdaroğlu'nun adaylık olasılığının güçlendiği yorumları yapılıyor. Peki İyi Parti CHP liderinin adaylığına nasıl bakıyor? İyi Partili kaynaklar Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığına ilişkin dikkat çeken değerlendirmede bulundu. Kılıçdaroğlu kazanabilecek noktadaysa adaydır denildi. Kemal Bey kendisini ve olası adaylığını konuşturuyor. Ciddi bir aday profili çiziyor. Bize göre bu oluşan profilden sonra resme bakacak. Vatandaşın kararını kamuoyu yoklamalarından çıkan resmi inceleyecek. Eğer o resimde kendisi kazanabilecek noktadaysa adaydır. Biz de o zaman böyle bir durumu isteriz. Devam ediyoruz Güne Bakış'a. Az önce izlediğimiz haberin özelinde konuşmaya başlayacağız. Celal Ülgen ve Murat Özer bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Hoş teşekkür bulduk. Ediyorum. Sağ olunuz. Şimdi hep beraber izledik haberi. Hala bir adaylık tartışmasıdır. Aday kim olacak, aday kim olacak tartışması yürüyüp gidiyor. Başladığı günden beri aslında anlamsız bulduğum bir tartışma ama çünkü yani ortada bir seçim mi var da aday kim olacak ya da seçimin tarihi belli de mi aday kim olacak gibi bir soruyla birlikte sorulması belki lazım. Millet İttifakı tarafı da bunu tartışıyor kendi içerisinde ya da tartışılmasına neden olacak açıklamalar yapıyor. Cumhur İttifakı da benzer yönde gidiyor. Dolayısıyla bir taraf söylüyor öbür taraf söylemiyor gibi bir şey söylemiyorum. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayına ilişkin olarak İyi Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın'ın son bir çıkışı var. Kazanmama riski olan birini kabul etmiyoruz diyor. Zaten kazanacak birini aday göstermek değil midir olağan akış diye sorusu geliyor insanın. Kemal Bey olası adaylığı konuşuluyor. Ciddi bir aday profili çiziyor. Kamuoyu yoklamalarından çıkanı inceleyecek. Kazanabilecek noktadaysa adaydır. Biz de o zaman böyle bir durumu isteriz. Değerlendirmesi de yapmış. Nasıl değerlendirirsiniz bunu? Celal Bey önce sizinle başlayayım. Evet yani iktidar partisinin gündeminde kendi adayları belirli olduğu için aslında acaba karşımıza kim aday çıkacak diye bir duraksama var. Onu yenmek ve yeniden bilgilenmek için bir çaba sarf ediyor. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi'nden ve Millet İttifakı'ndan daha da çok merak ediyor. Çeşitli AK Partili konuşmacılar, milletvekilleri televizyon programlarında sürekli Kemal Kılıçdaroğlu niye aday olmuyor, Kemal Kılıçdaroğlu niye aday olmuyor diye bir sorgulama var. Ben bu sorgulamayı sizin de başta söylediğiniz gibi çok anlamsız buluyorum. Çünkü ortada henüz bir seçim yok. Bir seçim olmadan erken bir aday açıklaması yapmanın bir anlamı da yok. Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı sırasında da benzer olaylar olmuştu ve en sonunda İmamoğlu'nun adaylığı açıklandı ve İmamoğlu da sonuçta seçimi kazandı. Yani burada da önemli olan seçim kazanmaktır. Bu seçimi kazanacak, kazanmayı garantileyecek bir takım şeyler elde edilmesi lazım. Bu bakımdan İyi Parti'nin bugün açıkladığı ölçütler son derece yerindedir. Kemal Kılıçdaroğlu aday olabilir, aday olmayabilir de. Çünkü kamuoyunda daha çok öne çıkan isimler de var.
bu zaman içerisinde göreceğiz ama yersiz ve zamansız bir merakın anlamını doğrusu kestiremiyorum. Siz ne dersiniz Murat Bey? Sizin için anlamlı bir tartışma mıdır? Benim için anlamlı bir tartışma değil. Ama aslına bakarsanız Cumhur İttifakı açısından da anlamlı bir tartışma değil. Şöyle ki Cumhur İttifakı bildiğiniz gibi kendi ittifakının adayını geçtiğimiz yıl açıklamıştı. Sayın Cumhurbaşkanımızın aday olduğu konusunu Milliyetçi Hareket Partisi zaten doğrudan açıklayarak bizim adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır diyerek ittifakın bileşenini zaten ifade etmişti. Cumhur İttifakı'nda AK Parti'nin genel başkanı olduğu için doğal olarak Cumhurbaşkanımız zaten aday. Yani normal şartlarda herhangi bir seçimde zaten siyasal partilerin liderleri aday olurlar. Çünkü siyasal partiler kendi kongrelerinde lider olmalarının sebebi budur yani. Cumhurbaşkanı olabilmektir, devletin başına geçebilmektir, icraî faaliyet yürütebilmektir. Yoksa siyasal partinin genel başkanı olmanın başka herhangi bir gerekçesi olabilir mi? Şimdi burada sıkıntı olan şey şu. Millet İttifakı'nın bileşenlerinden İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Akşener dedi ki ben asla Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım. Çünkü ben daha sonra başbakan olmayı hedefliyorum dedi. Yani hali hazırda aslında olmayan, şu andaki mevcut hukuki düzende de olmayan bir makama talip olduğunu ifade etti. Gelecekte bir makamdan bahsediyor öngörüsünde. Burada sorun şu, Cumhuriyet Halk Partisi Millet İttifakı'nın en büyük bileşeni. Bugüne kadar da ortalama Türkiye'de %25 gibi bir oy almış önemli bir siyasal partinin lideri. Fakat ne yazık ki öyle görünüyor ki Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde partinin yönetimi kendi genel başkanlarını Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istese de ittifakın bileşenlerinden İYİ Parti'nin tabanında ve İYİ Parti'nin başkan yardımcısı düzeyindeki pek çok kişi Kemal Bey'in aday olmasını istemiyor. İşte Koray Aydın'ın ifadelerinden anlayabildiğimiz şey de budur zaten. Yani biz zımnen şunu ifade ettiler. Kemal Bey eğer aday olursa bizim ittifakımız asla seçimlerde başarılı olamaz. Öyleyse biz Kemal Bey'in adaylığına karşıyız dediler. Zımnen bunu ifade ettiler. Daha önce de yine İYİ Parti içerisinden benzer şeyler gelmişti. Bunu neden bu şekilde ifade ettiklerini bilemiyorum. Ama eğer kastettikleri şey kamuoyunda da alttan alta kendi kitlesi içerisinde konuşturdukları şeylerse yani Kemal Bey'in etnik ya da mezhebi kökeniyle alakalı bir takım şeyleri ima yoluyla da bunu ifade ediyorlarsa bunu siyasi, ahlak, etik açıdan da doğru bulmam açıkçası. Kemal Bey genel başkanı olmakla beraber Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı konusunda da en etkili, en önde gelen kişilerden biri olmalıdır haliyle. Eğer bu konuda ittifak içerisinde sürekli sıkıntı çıkartılıyorsa bu ittifak başından itibaren sıkıntılı bir şekilde oluşturulmuş ve Kemal Bey'in kişisel varlığına karşı da bir hareket haline dönüşmüş durumda. Çünkü Meral Hanım bundan önceki tavırlarında özellikle Sayın İmamoğlu'nu ortaya çıkarması, onu tahrif etmesi defalarca hatta en sonunda Cumhurbaşkanı seçimlerinde de onu aday olacak gibi ima etmesi öyle görünüyor ki Kemal Bey karşısında İYİ Parti'nin bir hat oluşturmak için gayret ettiğini gösteriyor. Şimdi orada asıl tartışma konusu Cumhuriyet Gazetesi yazarı Selda Güneysu'nun haberine göre, onun yorumlaması. Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Kemal Derviş gibi isimlerin olası adaylığına kapıyı daha ziyade kapatmak, seçilebilecek isimler derken ne dersiniz? Böyle isimler üzerinde konuşuyorlar mıdır Celal Bey? Yani Abdullah Gül'e o kadar komşularla sıfır sorun politikası sırasında sırf sorun diye defalarca kez karşı karşıya gelmiş bir grubun Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istemesi falan gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Hayır hayır, bakın bunlar hep çeşitli yoklamalar aslında yani. Murat Bey de söyledi. Aslında ayıp olan bir şey var. Bunu iktidar partisi de bir yerde körüklüyor. Yani siyasete din ve mezheplerin ağırlık vermesi
ve din ve mezheplere karşıtlık geliştirerek ve bunun üzerinden bir adayın seçimi kaybetmesini sağlama gibi çok ayıp ve demokrasiye yakışmayacak tavırlar var. Ama bu tavırlar Millet İttifakı'nın özellikle İyi Parti'nin tabanından kaynaklanmıyor. İyi Parti'nin tabanını bu yönde harekete geçirmek isteyen bir zihniyet var. Zaten İktidar Partisi şu son günlerdeki anketlerde hızlı düşüşünden kurtulmak için tek çareyi ittifakı çatlatmakta bulmuş olacak ki bu saldırılarını ve bu salvolarını olağanüstü boyutlara taşımaya başladılar. Fakat bu konuda hem İYİ Parti hem Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer bileşenler son derece olumlu ve son derece sağlam basarak gidiyorlar. Çünkü temel hedefleri ülkenin bekasıdır, ülkenin geleceğidir. Bu ülkenin geleceği için, insanların mutluluğu için bu siyasi iktidardan kurtulmayı önlerinde baş sorun olarak gördüklerinde onların sorunları kimin cumhurbaşkanı olacağı değil. Kimin seçilebilecekse onun olması öngörülüyor. Onun için de açıklamak henüz erken, daha zaman var. Şimdi nasıl bu ülkeyi yeniden düzlüğe çıkarırız plan ve programları yapılıyor. Murat Bey, diyorlar ki seçilme yeterliliği önceden adayın seçilme yüzdesi ya da seçilme yeterliliğine sahip olması gerekir şeklinde açıklamalar vardı. Şu çok düzgün, dürüst bir isimdir demekle olmaz. Çok dürüsttür ancak o seçilme yeterliliği zayıftır. O nedenle isimler değil, ilkeler üzerinde bir yol haritamız var diyorlar. Zaten olması gereken öncelikli olarak yol haritasının ortaya konması ve ileri demokrasi tabir edilen yerlerde isimlerin değil artık sistemlerin ve yol haritalarının konuşulması gereği değil midir? Evet, olması gereken şey budur. O yönüyle eğer Millet İttifakı ilkeler zemininde bir birlikteliği öne çıkartmak istiyorsa doğru bir şey yapmış olur. Fakat uzun bir süredir İYİ Parti'den buna benzer, yani Kemal Bey'in aday olmaması yönünde hem içeride hem kulis faaliyeti yaptıklarına dair pek çok şey görüyoruz, duyuyoruz. Çeşitli yazılar, çeşitli gazete yazılarında, makalelerde de benzer şeyler görüyoruz. Özellikle İYİ Parti çevresinde değil sadece, Millet İttifakı'nın diğer bileşenlerinde, Saadet Partisi'nin kamuoyu araştırmalarında söylediklerini, söylemlerinde de benzeri şeyler görüyoruz. Aslına bakarsanız biraz önce öne ifade ettiğiniz isimler, Abdullah Gül gibi, Kemal Derviş gibi isimler, Millet İttifakı'nın daha önce yapmaya çalıştığı ortak aday, çatı aday fikrinin bir devamı, yani onun bir tezahürü. Ekmelettin Bey örneği önümüzde duruyor. Önceden Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi geleneğinden gelmiş bir siyasi liderle, Muharrem İnce ile seçime girdiler ve %30 oy alabildiler. Ekmelettin Bey figürünü ortaya çıkardıklarında ise %38'lere ulaşabilmişlerdi. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın karşısına çıkartacakları kişinin bu sebeple CHP kökeninden de gelmeyen, Millet İttifakı yani İyi Parti yani ülkücü bir kimlikten de gelmeyen, herkesi kuşatacak siyasal ideolojilerin dışında bir figür olmasını hedefliyorlar. Fakat bu da hem Cumhuriyet Halk Partisi tabanında ciddi bir rahatsızlık oluşturuyor. Çünkü Kemal Bey 19 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi'ne siyaset yapan bir figür ve bugüne kadar da pek çok seçime girdi. Kaybetmiş olsa da Cumhuriyet Halk Partisi'ni pek çok yerde temsil etti. Ama ne yazık ki son iki Cumhurbaşkanlığı seçiminde de partinin adayı olarak konulamadı, öne çıkartılamadı. Bugün pek çok yerde ortaya koyduğu performans aslında bir Cumhurbaşkanı adayı olabilecek bir performans sergiliyor. Buna aday oldu. Türkiye'nin sorunlarını çözme konusunda bir irade sahibi olduğunu ifade ediyor. Aynı zamanda helalleş biraz önce de biz VTR'sini izlettiğiniz şekliyle Türkiye'nin bütün halklarıyla bütünleşmek ve bir helalleşme yolculuğuna çıktığını ifade ediyor. Bütün bunlarla değerlendirildiğinde Kemal Bey'in aday olma konusunda kendisinin de istekli olduğunu görüyoruz. Türkiye'yi yönetme konusunda da istekli olduğunu görüyoruz ki her siyasi parti bunu yapmak durumunda. Ama bu tazyiki anlayamıyorum. Yani Millet İttifakı'nın içerisinde yükseltilen bu tazyik bence antidemokratik bir tazyik. Kemal Bey'in adaylığı önündeki bu engelleme yönelik gayreti
antidemokratik olarak değerlendiriyorum. Cumhur İttifakı cephesinden bu yönde bir çalışma var mı? Celal Bey bunu ifade etmeye çalıştı. Ben sanmıyorum, yani Kemal Bey'in etnik ya da mezhebi kökeninden dolayı Cumhur İttifakı bileşenlerinin ya da Sayın Cumhurbaşkanımızın ya da AK Parti'nin bu konuda bir rezerv koyacağı ya da aleyhinde bunu bir propagandaya dönüştüreceği gibi bir şeyi bugüne kadar AK Parti'nin izlemiş olduğu siyaset önümüzde duruyor. Pek çok sorunu çözmüş, Kürt sorunu çözümüne katkıda bulmuş, Türkiye'de Alevi açılımı yapmış, Kürt açılımı yapmış bir hareketin böyle bir şeyi yapmayacağını düşünüyorum. Ama Millet İttifakı içerisinden gelen bu tazdaki de tekraren söylüyorum, antidemokratik bulduğumu ifade etmeliyim. İzin verir misiniz Mine Hanım? Buyurun. Evet, şimdi her ne kadar Murat Bey böyle söylüyorsa da aslında yani televizyonları akşamları açın lütfen ve AK Partili taraftan televizyona çağrılan kişilerin konuşmalarını dinleyin. Neredeyse alkış çalarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istiyorlar. Yani bu istek aslında bir davettir. Ama düşünün ki AK Parti dini kaldıraç olarak kullanarak iktidara gelmiştir. Yani böyle bir durumda bir Sünni ve Alevi çekişmesi konusunda açıkça bir karşı çıkış olmasa bile belli noktaları, cemaatleri ya da tarikatları harekete geçirerek böyle bir yönde çalışma yapmaları kuvvetle muhtemeldir. Onu görüyorum. Ayrıca Sayın Murat Özer'in bu işi İYİ Parti'ye mal etmek istemesi de bu çabanın çok küçük, çok küçük ve çok iyi niyetli bir örneğidir. Bu arada maalesef bir son dakika bilgisi iletmek mecburiyetindeyim. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım Operasyon Bölgesi'nde teröristlerin saldırısı sonucu 3 kahraman silah arkadaşımızı şehit olduğuna dair Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı. Bölgede tespit edilen hedeflerin hava harekatıyla vurulduğu ve ilk belirlemelere göre de 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisi geçildi. Bölgeden bilgi geldikçe aktarmaya, paylaşmaya elbette devam edeceğiz. Hepimizin başı sağ olsun. Ruhları şad olsun. Amin. Allah mekanlarını cennet etsin inşallah. İşte böyle haberler geldikçe de çok üzüntü geri kalan edici. Hiçbir şey konuşmanın anlamı kalmıyor. Dolar çıksa ne olur, euro inse ne olur, aday Kemal Kılıçdaroğlu olsa ne olur, aday Bahçeli olsa ne olur? Yani sonuçta bu ülkenin gencecik canları yitip gidiyor ülkeyi savunmak için. Biz ülkenin içerisinde birbirimize girmek için her şeyi yapıyoruz. Herkes birbirine bağırıyor. Bir meclise bakıyoruz, işte bütçe görüşmelerinde yumruklar havalarda uçuşuyor. Yani hayatım bu kadar anlamsız geldiği anlar, böyle yayında olmaktan da en istemediğim, en uzakta durmak istediğim zamanlar bunlar. Böyle ne diyeceğimi de bilemiyorum. Ağzım, dilim birbirine dolanıyor gerçekten. Bir ben kendimi toparlayayım, bir reklama gidelim, gelelim sonra devam edelim. Testleri başarıyla geçti, 12 bin kişi arasından sıyrıldı, astronot olmaya hak kazandı. Course, 36 yaşındaki Deniz Burnham, Amerikalı asker bir ailenin çocuğu olarak Adana'daki İncirlik Askeri Üssü'nde dünyaya geldi. Amerika'da kimya ve makine mühendisliği alanlarında eğitim gördü. Astronot olmak için Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'ya başvurdu. Türk asıllı Burnham, tıbbi kontrol ve çeşitli yetenek testlerini başarıyla tamamladı. 12 bin kişi arasından seçilen 6 erkek ve 4 kadın adaydan biri olmayı başardı. Amerikan Adana Konsolosluğu da sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Deniz Burnham'ın 2021 astronot adayı sınıfına katılmaya hak kazandığını duyurdu, tebrik etti. Profesör Doktor Mehmet Ceyhan, Çin aşısının etkinliğini değerlendirdi.
Sinovac tercih edenlere kötü haberi sosyal medya hesabından verdi. Antikor erken düştüğü için 3. dozun yetmeyeceğini söyledi, 4. doz aşı gerekiyor dedi. Sinovac'ın aşısı genç ve sağlıklı kişilerde virüs dolaşımı düşükse 3. dozda kullanılabilir. Ancak uyguladığımız yaş ve risk grupları aktif vaka sayısı dikkate alınırsa şu anda 3. doz için risklidir. 3. dozu Sinovac aşısıyla yapılan kişilere 4. doz aşı gerekiyor. Polis 4 yıl boyunca aradı, katil zanlısı kafede yakalandı. Yıl 2017. Ankara'da kız kaçırma olayı nedeniyle çıkan kavgada bir haftalık polis memuru Muhammed Uz şehit düşmüş, bir polis memuru da yaralanmıştı. Polis o tarihten bu yana olayın failinin peşindeydi. Yapılan çalışmalarda failin Osman G. olduğu tespit edildi. Ancak olayın üstünden 4 yıl geçmesine rağmen katil zanlısı yakalanamadı. İstanbul Arnavutköy'de polis bir kafeye kimlik denetimi için girdi. Bir kişi şüpheli hareketleriyle dikkat çekti. GBT sorgulaması yapıldı. İki farklı sahte kimlik gösteren şahıs sonunda gerçek kimliğini vermek zorunda kaldı. Şahsın polis memurumuzun katil zanlısı olduğu tespit edildi. 4 yıldır kaçan şahsın sahte kimlikler kullandığı, kafede de bu sayede çalıştığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan Osman G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Devam ediyoruz güne bakışa. Murat Bey, şimdi döneyim size tekrar. Bir eşit söz hakkından bahsediliyor. Adaylarımızın koşulları belli denmiş Millet İttifakı tarafından. Bir şey mi dediniz? Yok, bulunduğunuz ortamdan ses geliyor sanırım. Tarafsız parlamenter sisteme geçiş hazırlığını kolaylaştıracak ve en önemlisi de devlet işleyişini bilen bir isim olmalı. Son zamanlarda CHP kendi söylüyor, kendi uyguluyor gibi bir algı oluştu. Adayımızı tespit ettik gibi. Öyle bir şey yok. Millet İttifakı içinde bir masada oturulacak, konuşup tartışılacak. Aslında Kemal Bey de bunu söylüyor. Çoklu aday olacaksa kimse bir şey demez. İttifakla yol yürünecekse herkesin eşit söz hakkı var denmiş. Akşener'in fedakarlık yaptığına ilişkin bir not paylaşılıyor. Buna bir fedakarlık olarak gösteriyor. Hem seçilebilirliği hem de her geçen gün trendi yükselen bir siyasetçi. Buna rağmen Türkiye'nin önünü kapatmayacağım dedi. Nasıl değerlendiriyorsunuz Murat Bey bu sözleri? Bu sözler Kemal Bey'e mi ait, Meral Hanım'a mı ait? Koray Aydın'a ait. Koray Aydın'a ait. Şimdi yani neden bir fedakarlıkta bulunduğunu anlamak mümkün değil. Yani neden Türkiye'nin 3. siyasi partisinin, seçimlerde 3. olmuş bir siyasi partinin lideri neden fedakarlık yapmak durumunda kalabilir? İttifakının büyük ortağı yararına fedakarlıkta bulunabilir, değil mi? Yani Kemal Bey'in yararına bu konuda fedakarlıkta bulunabilir. Çünkü ittifakın büyük ortağı %25 gibi bundan önceki seçimlerde ortalama olarak da, yani son Türkiye siyasi tarihinin herhalde son 20 yılında da sürekli bu şekilde oy almış bir siyasi partiden bahsediyoruz. Ama Kemal Bey yararına geri çekildiğini ifade etmiyor. Bilakis Kemal Bey'in de fedakarlık yapması gerektiğini ifade ediyor İyi Partililer. Üçüncü bir şahıs ortaya çıkmalı ve bu şahıs Cumhuriyet Halk Partisi'nin de geleneksel tabanını değil, İYİ Parti'nin de geleneksel tabanını temsil etmemeli. Şimdi burada ciddi bir siyasi kriz olduğu muhakkak. Şimdi bunu nereden anlıyoruz? Geçtiğimiz Mersin mitingi esnasında Kemal Bey ve Meral Hanım acil bir toplantı çağrısıyla, biliyorsunuz, genel merkezlerinde bir önemli toplantı yaptılar ve çıktıklarında da bütün Türkiye kamuoyuna dönerek dediler ki bu çok kritik bir süreçten geçiyoruz. 6 ay bile vaktimiz yok. Bu bile çok uzun bir süredir. Bu sebeple acil bir seçim muhakkak yapılmalıdır ve bu siyasi iktidardan bir an evvel kurtulmalıyız. Biz böyle düşünüyoruz dedi. Peşinden de Kemal Bey Türkiye mitinglerine, yani acil seçim mitinglerine başlayacağını söyledi. Doğal olarak bizim yani beklediğimiz, gazeteciler olarak ya da kamuoyu olarak beklediğimiz şey Millet İttifakı'nın bileşenlerinin bu önemli mitingde buluşmasıydı. Fakat Kemal Bey'i tek başına gördük ve bir Cumhuriyet Halk Partisi mitingine karşılaştık. Ve Mersin gibi çok önemli bir yer, yani Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı tarafından yönetilen
ve bölgede de sadece bu vilayette bile 477 bin oy almış bir Mersin gibi önemli bir vilayette sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin mitingi olduğuna şahit olduk. İyi Partililer bu toplantıya katılmadılar. Daha sonra anladık ki bazı İyi Partililerin ifadelerinden bunu anlıyoruz. Cumhuriyet Kemal Bey'in miting alanında konuşuyor olması esnasında İyi Partili tabanın Kemal Bey'in yapacağı bir mitingden rahatsızlık duyacağına yönelik şeyler söylenildi. Aynı şekilde Meral Hanım'ın miting yapacağı, Meral Hanım'ın kürsüye çıkması halinde de Cumhuriyet Halk Partisi'nden bazı kişilerin ve kitlenin içerisinde bazı kişilerin miting alanında bulunamayacağını, bu sebeple her iki partinin farklı yerlerde miting yaparak çok daha etkin bir şekilde bu siyasi süreci, muhalefet sürecinin daha etkin olacağına kanaat getirdiklerini ifade ettiler. Şimdi burada asıl bir şey var. Yani CHP'nin tabanıyla İyi Parti'nin tabanı arasında özellikle de Mersin gibi bir yerde yapıldığında HDP'nin de daha önceki seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkan adayını desteklediği de dikkate alınırsa HDP'lilerin de miting alanına gelmesinden dolayı bir endişeler içerisinde olduklarını, İYİ Partili seçmenle HDP seçmenin aynı miting alanında buluşmasından rahatsızlık duyduklarını anlıyoruz. Hal böyle olunca Millet İttifakı'nın bileşenleri açısından seçimleri yapabilme konusu, yani seçim mitinglerini yapabilme, ortak mitingler yapabilme konusunda ciddi bir sıkıntı olduğunu görülüyor. Yani seçim mitingleri yapma konusunda bir sıkıntı yaşayan siyasi partilerin hükümet kurma konusunda nasıl bir ittifak içerisinde olacaklarını anlayamak mümkün değil. Yani şu böyle değerlendirildiğinde acaba kurulması hedeflenen şey nasıl bir hükümet olacak? Parlamenter demokrasi hemen geçme ihtimali de bulunmadığı için mevcut hukuki düzende acaba birlikte nasıl bir hükümet idare edecekler? Asıl siyasi liderlikten çok bir arada bulunmalarından kaynaklanan bir siyasi kriz var ve bunun nasıl telafi edileceği, seçim satımı haline gelindiğinde bu krizden nasıl çıkılacak konusunda da kamuoyunda ciddi endişeler olduğunu düşünüyorum. Rezerviniz var bakışınızdan anladığım Celal Bey. Evet. Yani doğrusu Murat Bey'in bu söylediği kuşkuların ya da çekincelerin İYİ Parti tabanında ya da Cumhuriyet Halk Partisi tabanında dile getirildiği yolundaki bilgileri nereden aldığını, nasıl ulaştığını bilmiyorum. Ama hemen Celal Bey, hemen söyleyeyim isterseniz, havada da kalmasın. Geçtiğimiz bir televizyon programına Şaban Sevinç'le birlikte katılmıştık, biliyorsunuz eski Halk TV Genel Müdürü. Şaban Bey'e ben bu soruyu sorduğumda, ekranda sorduğumda kendisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin önde gelen genel başkan yardımcılarıyla bu konuyu istişare ettiğini ve kendilerinin ayrı seçimler, ayrı mitingler yapmaktaki maksatlarının bu olduğunu Şaban Sevinç açıkladı. Ben de ondan duyduğumu ifade ediyorum. Ben Şaban Sevinç'i severim, konuşurum da ama böyle bir çekincenin kişisel düşüncesi olduğunu sanıyorum o zaman. Çünkü gerçekte hakikaten böyle bir şey yok. Tam tersine Cumhuriyet Halk Parti tabanında Meral Akşener'e karşı büyük bir sempati var. Onu açıklıkla söylemeliyim. İyi Parti tabanında da Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bir sempati var. Çünkü benim ofisimin bulunduğu yerde İyi Parti ilçe merkezinin bulunduğu yer aynıydı. Ben her merdivenden iniş çıkışta bu İyi Partililerle karşılaşırdım. Ve çoğu zaman Cumhuriyet Halk Partili bir davranış içerisinde görürdüm. Yani ben onların Cumhuriyet Halk Partilileştiğini söylemiyorum. Cumhuriyet Halk Partililerle eş davranışlarda bulunurlardı. Bana karşı gösterdikleri ilgi, sevgi, bununla ilgili olarak söylemek istiyorum. Böyle bir taban ayrılığı kesinlikle yok. Dikkat ederseniz bu önce HDP ile CHP arasında kaşınan bir olaydı. Şimdi İyi Parti ile CHP arasında kaşınan bir olaymış gibi gösterilmek isteniyor. Bu taktik ve stratejik bir tavırdır. Aslında kesinlikle böyle bir şey yok. Önümüzdeki günlerde
neyin ne olduğunu anlayacağız. Hani Anadolu'da bir söz var. Benim saçım ak mı kara mı? Berber kestiği zaman önüne döküldüğünde görürsün derler ya. Seçimlerde göreceğiz bunu yani. Peki kazandığı görürse ya peki Koray Aydın'ın böyle bir çıkışı nasıl siz Celal Bey değerlendiriyorsunuz? Durduk yere bunlar zaten tartışılmıyorken mesela Meral Akşener'in büyük bir fedakarlık gösterdiğini söylüyor. Elbette bunu yatsıyamayız. Meral Akşener demokrasi için her türlü fedakarlığı gösteriyor. Cumhuriyet Halk Partisi de İyi Parti için göstermişti bu fedakarlığı. Kuruluş aşamasında milletvekillerini göndermişti geçici sürede. Yani bakın buradaki asıl amaç şu. Hem İyi Parti'nin hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve de Temel Karamollaoğlu'nun başkanlığı yaptığı siyasi partinin temel hedefi Türkiye'yi bu iktidardan kurtarmak. O açıdan kendi içlerindeki çelişkiler, kendi içlerindeki açmazlar, birbirleriyle olan sorunlar hep öteye itilecek. Bütün güçlerini, performanslarını ve çabalarını bu siyasi iktidardan kurtulmak üzerine yapacaklar. Ve yapıyorlar. Bunu görüyoruz. Şimdi siyasi iktidardan kurtulma tercihini, isteğini dile getirmedeki temel argümanları da ekonomi elbette. Bugün bu arada asgari ücret toplantıları vardı. Üçüncü görüşmeden de herhangi bir uzlaşma çıkmadı. Enflasyon oranı yani bakalım nasıl bir sonuç çıkacak, çıktıktan sonra belki onu konuşmak daha doğru. Ancak elimizde olanla idare edelim. Açıklanan şeyler üzerinden şöyle bir ekonomi turu birlikte yapalım. Düşük faiz, yüksek kur ve yüksek enflasyonun sürdürülebilir olduğunu ya da 6 ay içerisinde bu işin içinden çıkılınabileceği konusunda ne düşünüyorsunuz Murat Bey? Önce Celal Bey ile alakalı bir şey söylemek istiyorum. Celal Bey Türkiye'nin çok önemli hukukçularından birisi. Türkiye'nin çok önemli siyasi davalarında gördüğümüz önemli bir hukukçu. Şimdi sanırım kendi sözlerini ifade etmedi. Millet İttifakı açısından ifade etti. Yani bir siyasi iktidardan kurtulmak için bütün sorunları geriye ötelemek ve sonrasında bu sorunlarla yüzleşmek konusundaki şeyin ne siyasi açıdan ne hukuki açıdan gerçekçi olmadığını kendisinin de biliyor olması lazım. Şöyle ki yani sorunlar ötelendiğinde çok daha büyük birikmiş olarak karşımıza çıkacak. Şöyle ki şimdi temel problemlerde eğer sıkıntı varsa problem büyüktür. Yani daha yönetsel anlamda yani Türkiye'nin ekonomisini nasıl yöneteceğiniz konusunda Türkiye'nin İşte iç işlerini nasıl yöneteceğiniz, emniyetini nasıl yöneteceğiniz, hukuk sistemi nasıl olacağı gibi pek çok konuda ya da milli eğitim konusunda burada ittifak edebileceğiniz şeyler vardır, ayrışacağınız şeyler vardır. Bu mümkündür yani. Fakat Türkiye'nin en temel meseleleri mesela terörle mücadele konusunda eğer ihtilaf yaşıyorsanız mesela son tezkere oylamasında bunu gördük. Cumhuriyet Halk Partisi tezkerede hayır oyu kullanırken İyi Parti evet oyu kullandı. Siyasi tercihtir. Böyle bakmak gerekebilir. Sonuçta parlamentoda herkes istediği şekilde hareket etmek durumunda. İki oy da önemlidir ve iki oy da kutsaldır bu yönüyle parlamenter demokrasi açısından. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi hayır oyu evet oyu verenlerin Cumhuriyet değerlerini ihanet ettiğini söyledi. Evet oyu verenlerin içerisinde kendi ittifakının en önemli bileşeni olan Millet Partisi İyi Parti de vardı. Doğal olarak burada böyle bir yönetsel kriz var. Bunu göz ardı yani bu mesela ötelenebilecek, geriye bıraktırılabilecek bir şey midir? Ben bunu bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Zaten. Buyurun. Affedersiniz. Şimdi bakın tezkereye İyi Parti de olumlu oy verdi. Milliyetçi Hareket Partisi de olumlu oy verdi. Değil mi? Hep ikisi de beraber olumlu oy verdi. Evet. Peki İYİ Parti üyeleri seçmeniyle MHP seçmeni aynı kökten geliyorlar. Değil mi? Bir partiden koptular. Şimdi böyleyken soruyorum. İYİ Parti ile MHP mi uzlaşabilir
Yoksa İYİ Parti ile CHP mi uzlaşabilir durumda şu an? Yani bazı şeyleri iyi gözle bakmak lazım, iyi gözlemlemek gerekir. Ben düşüncenize saygı duyuyorum, sizin düşüncenizdir ama gerçekte böyle bir şey yok. Çünkü her siyasi parti kendi görüşüne uygun davranır. Ama ittifak yapıldığı zaman herkes kendi görüşünü bir ölçüde törpüler ve asgari müştereklerde birleşirler. Şimdi bu asgari müştereklerde birleşmek üzere kurulmuş bir parti, bir ittifak bu sorunları çok rahatlıkla aşacaktır. Kaldı ki bakın Süleyman Soylu şu anda İçişleri Bakanı. Süleyman Soylu'nun bir başka partinin genel başkanı olduğu sırada söylediği, AKP'ye söylediği sözleri şimdi yayınlasak kıyamet kopar. Bırakın Devlet Bahçeli'nin AKP'ye söylediği 17-25 Aralık'taki sözleri şimdi yayınlasan kıyamet kopar. Yani siyaset farklı bir şeydir. Bu siyasette bazı şeyler belli hedeflere doğru değerlerini değiştirebilirler. Bu önümüzdeki günlerde bütün hem Cumhuriyet Halk Partisi tabanının hem İYİ Parti tabanının değerlerinde birbirine daha yaklaşan ve ortak noktaya hitap eden bir gelişmeyi rahatlıkla göreceğimizi düşünüyorum. Peki Murat Bey, devam edelim ekonomi sorusuyla. Yani bugünkü mevcut ekonomik planın yeni bir program olmadığını düşünüyorum. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu ekonomik program olarak ifade ettiği şey üretimi artırmak, istihdamı artırmak, faizi düşürebilmek, mümkün olduğunca faiz düşürüp böylece daha fazla kredilendirebilmek, üreticiyi daha fazla kredilendirebilmek konusunda böyle bir plan ortaya koymuş durumda. Fakat bunun yerine getirilebilmesi için, yani bu ekonomi modelinin başarılı olabilmesi için bazı ön şartların yerine getirilmesi gerekiyordu. Özellikle mesela enerji konusunda Türkiye'nin dışa bağımlılıktan mümkün olduğunca kurtulması gerekiyordu. Bildiğiniz gibi Türkiye'de son 15 yılda 500'den fazla hidroelektrik santral inşa edildi. Rüzgar türbinleri inşa edildi. 2005 yılından beri bu konuda bir program yürütülüyor. Ve geçtiğimiz yıl 1 milyar dolara yakın bir tasarruf sağlandı. Sadece rüzgar türbinleri sayesinde ki Avrupa'da da ilk 10 en önemli, yani rüzgardan enerji üretme konusunda en önemli ilk 10 ülkeden biri haline gelebildik bu sayede. Şimdi böyle bir program yürütülüyor. Aynı zamanda Türkiye'de çok ciddi bir karayolu ağı projesi de gerçekleşmiş durumda. Türkiye hem kuzeyden güneye hem de Ardahan'dan Edirne'ye kadar çok güçlü bir karayolu bağlantı ağı da kurmuş durumda. Yani nakliye konusunda da çok ciddi bir yatırım yapılmış durumda. Böylece hani ürettiğiniz mal sadece pazarlayamadığınızda, pazara sunamadığınızda ya da yani Çin'den Avrupa'ya kadar olan bütün bu karayolu bağlantı üzerinde kıymetli bir yer ifade etmediğinizde bir anlamı olmayacaktı. Şimdi bu bütün yatırımların yapıldıktan sonra bu ekonomi programının yeni ekonomi programından bahseder hale geldik. Ve en son direnç noktası ise bu faizci düzen olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği bir nevi tefeciliğe varan, paradan para kazanmayı hedefleyen, üretimden değil de para üzerinden, finans piyasalarından para kazanmayı hedefleyen ve üretime giderek baskılayan bu rejimden de kurtulmak için artık son direniş noktalarını gösterdiklerini ve bu konuda Milli Ekonomi Kurtuluş Savaşı'nda zafere doğru ilerlenildiğini ifade ediyor. Bunun altını doldurulması gerektiğini düşünüyorum. Bu neyle doldurulacak? İşte bu büyük yatırımlarla doldurulacak. Bu büyük yatırımların yapılmış olduğunu düşünüyorum. Büyük oranda yatırımlar büyük oranda sağlanmış, bitirilmiş ve bir noktaya getirilmiş olduğunu görmemiz lazım. Buradan bakılırsa eğer kısa vadede bu konudaki bu yeni ekonomi programdan başarılar elde edeceğimizi düşünüyorum. Eğer bunlar yapılmamış olsaydı, bu büyük yatırımlar, projeler yapılmamış olsaydı, söz gelimi İstanbul Havalimanı gibi, işte 3. Köprü gibi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü gibi, neden bunlardan bahsediyoruz? Çünkü hatırlayacak olursanız, Türkiye'nin iktisat tarihi açısından en önemli avantajı, Akdeniz'i büyük bir ticari merkez olarak kullanabiliyor olmasıydı ve baharat ve ipek yollarının üzerinde bulunuyor olmasıydı.
Şimdi bu 3 yıldır süren pandemi sürecinden sonra nakliyenin ne kadar önemli bir mesele haline geldiğini tekrar bütün dünya görüyor. Bu konudaki coğrafi avantajını da kullanarak Türkiye'nin ekonomik anlamda ciddi bir sıçrama yapacağını görüyoruz diye düşünüyorum. Şimdi lojistikçilerin çok büyük bir çoğunluğu karayolundansa deniz yolu ve tren yolunun daha az maliyetle lojistik anlamında uygun olduğunu söylüyor. Gerçi bizim deniz ve tren yolunu kullanmak için coğrafi anlamda iyi bir ülke olduğumuz gerçeği de zaten ortada. Belki oralarda da önümüzdeki zamanlarda çeşitli yatırımlar düşünülebilir. Diğer taraftan ekonomistler tarafına bakıldığında da faizin sebep enflasyonun sonuç değil de enflasyonun sebep faizin bir sonuç olduğu gibi bir model ortaya konuluyor. Literatür bunu söylüyor diyor ekonomistler de. Ne dersiniz Celal Bey? Size evet. Göre bir 6 ay içerisinde faiz düşürerek enflasyonu ve kuru düşürmek mümkün olur mu? Ve elbette sanayiciyi, yatırımcıyı yatırım yapmaya yönlendirebilir miyiz? Evet, yani o kadar çok ekonomimiz dışa bağımlı ki yani bunu bilerek ve isteyerek yaptık, bunu meydana getirdik. Bu nedenle ekonomisi dışa bağımlı bir ülkenin işte son çeyrekte kalkıp da bu kadar dövizin yükseldiği bir ortamda görüş değiştirerek yeni bir ekonomik model denemeye kalkması, üstelik Merkez Bankası'nın rezervleri tamamen boşaltılmış, dolar tahribat yapabildiği kadar yapmış, böyle bir durumda faizle savaş açmak ve bu işin sebebi sadece faizmiş gibi görmek bence doğru değil. Ama başarılı olmalarını aslında çok isterim. Çünkü ekonomi Türkiye için yakıcıdır. Yani bugün 3 askerimiz için ne kadar çok üzüldüğümüzü söylemeliyiz ama 3 askerimizle beraber bu ekonomik model böyle devam ettiği sürece yüz binlerimiz yoksulluk sınırının altında kalacak. İşlerini kaybedecek, fabrikaları batacak, iflas edecekler. Bu nedenle böyle yoğun bir dönemde bütün siyasi partiler çağrılarak, bir ortak konsensüs oluşturularak bir ekonomik model arayışına girmek yerine inadım inat işte söylediğim Murat diyerek sadece ve sadece faiz düşürerek doların bu kadar çok yükselmesini sağlamak, arkasından da yeni ekonomi modelimizdir bu demek doğrusu akla ve mantığa uygun değil. Bunları çok daha iyi söyleyen ekonomistler var. Onların görevini çalmak istemem doğrusu. Sadece kısaca görüşlerimi anlattım. Peki asgari ücret için ne diyorsunuz Murat Bey? Asgari ücrette dengeli bir seviye istediğini söylüyor TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol. Şimdiye kadarki toplantılarda herhangi bir rakam telaffuz etmediklerini söylüyor. Rakam telaffuz edebilmek için aslında bir öngörüde bulunmak ya da orta vadeli bir plan ortaya koyabilmek gerekiyor. Sizce TİSK Başkanı neden bir rakam telaffuz etmiyordur? Şimdi asgari ücretin iki boyutu var, yani hem işçi kısmı var hem işveren kısmı var. Elbette ki emekçilerin çok daha fazla kazanmasını bu asgari ücret sınırının yaşanabilir artık gerçek bir noktaya varmasını bütün Türkiye kamuoyu olarak hepimiz bekliyoruz. Fakat bu konudaki yükün, mali yükün işverenin üzerinde bütünüyle yıkılmasının da adil olmadığı konusu kamuoyunda hakim. İnsanlar bunu da düşünüyorlar haliyle. Şimdi mesela telaffuz edilen rakamlar eğer 4000 lira ve üzerine çıkartılacaksa, ki bu olması gereken bir rakam olduğunu düşünüyorum ben şahsen. Doğru olan şey budur. Memurlara %35 civarında bir maaş zammı yapılmışken, memur emeklilerin de aynı şekilde bir 1/3 oranında bir maaşlarında artış sağlanmışken, emekçilere yönelik maaş zammının da en az bu kadar olması gerektiği çok net olarak ortada duruyor. Fakat buradan oluşacak mali yükün, en azından vergiye yansıyacak olan yükün işverenler kısmından azaltılması ve bu yükün hiç olmazsa dediğim gibi, çünkü stopajı olacak, pek çok vergi yükü olacak, yani bu yükün SGK primleri olacak. Bunların devlet tarafından bir şekilde süpanse edilmesi, bunu düşürmesi gerektiğini düşünüyorum. TİSK Başkanı'nın endişesi de haklı bir endişe.
yük gerçekten bu anlamıyla işverenlere tamamıyla yansıtılmadan devlet tarafından da önemli bir kısmının üstlenilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu şekilde olursa adil bir yaklaşım olur. Bu arada şimdi emekliler ya da memurlar arayıp telefonları kilitlemesinler diye söylüyorum. Memura verilen %30-35 zam kümülatif 2 yıl içerisinde verilecek. Asgari ücrette tartıştığımızda gelecek yıl ne belirleneceği yönünde. Bir reklam arası vereyim, sonra devam edelim. Zor bir süreç yaşıyoruz. Asgari ücret için 4000 lira rakamı dillendirilmişti. Ne var ki işveren ve işçiler arasında anlaşma sağlanamadı. Asgari ücret tespit komisyonunun 3. toplantısından sonuç çıkmadı. Türk İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat toplantı sonrası konuştu. Çalışanların gülümseyeceği bir asgari ücret bulamadık dedi. Irgat rakam için 4. toplantıyı işaret etti. Kamuoyunda başlangıçta da iyi yorumlar size aktarmıştık. Ama geldiğimiz nokta itibariyle maalesef aynı durumda değiliz. Şunu hep biliyorsunuz ki TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranıyla bizim gerçek hayatta yaşadığımız enflasyon arasında büyük farklar var. Çalışanların gülümseyeceği, çalışanların refah seviyesinin artacağı bir asgari ücret şu anda maalesef henüz bulamadık. Bugüne kadar tespitlerde 4. toplantıda açıklandı. Önümüzdeki toplantıda sonuca eririz diye düşünüyorum. TİSK dedi ki biz hep beklenen enflasyonu öneriyorduk. Bu sefer gerçekleşmiş enflasyonu öneriyoruz. Türk İş'te enflasyonun üzerine refah payı ilave edelim dedi. Üçüncü toplantıda uzlaşı çıkmadı. İşverenle işçi ortak payda da buluşamadı. Ancak tarafların talepleri ilk kez belirginleşmeye başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü kez bir araya geldi. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu kritik görüşmeye ev sahipliği yaptı. Görüşmelere başkanlık eden Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, tarafların tekliflerini açıkladı. Temasların başından bu yana gündeme gelen yüksek beklenti düştü. Türk İş 3900 lira, TİSK ise 3100 lira seviyesinde bir tutara sıcak baktığını belirtti. Bu 2979 lira ile 3567 lira arasında eski formüle göre hesapladığımız zaman değişiyor. TİSK bu rakamı 3100 lira olarak ortalama olarak daha uygun buluyor. Türk İş bu rakamı 3567 lirayı diyor ki ben daha farklı besin kaynaklarını tercih ederim. Bu da 3900'ün altına düşmez diyor. Evet, devam edelim. Asgari ücret meselesi üzerinden siz ne diyorsunuz Celal Bey bu konuda? Evet. Asgari ücretin 4000 lira ve üzerinde olması çalışanlar açısından ve bu enflasyonist gelişmeler karşısında kaçınılmaz. Fakat Murat Bey'in söylediği şeyler de çok doğru sözler. Asgari ücreti bir tarafta yükseltirken öbür tarafta işverenin sırtındaki yükü eğer azaltmazsanız bu sefer işten çıkartmalar başlayacak ve daha kötü sonuçlar doğuracak. O bakımdan bu konuda devletin güçlü olması, ekonomik olarak güçlü olması ve vergilerden, asgari ücretten alınan vergiyi almaması veya sigorta primlerine bir indirime gitmesi gerekir. Şimdi bakın her ay işçisine ücret veren işveren ücreti kadar da SGK primi muhtasar veya şey ödüyor. KDV ödüyor. Yani bununla bir yere gidilemez. O bakımdan doğrusu asgari ücretin 4000 lira seviyesinde olması da. Ama beni şaşırtan bir konu var ki sizin haberinizde izliyoruz. İşverenle işçi temsilcileri 3000 sınırında hala asgari ücretten bahsediyor. Yani işveren temsilcisi 3900 diyor, işçi temsilcisi de 3100 diyor işveren temsilcisi. O zaman makas bir hayli daralmış durumdadır.
bir anlaşma çıkacaktır. Ama bu anlaşmada bu konsensüsten çıkacak ücretin çalışanlara yetip yetmeyeceği konusu hep tartışılacaktır. Memur ve emeklileri için gelen zammı nasıl değerlendirdiniz? Aynı şeyi söylüyorum. Yani hakikaten memura verilen zam da, bakın bunu 4 yıl önceki 100 dolarla bugünkü 100 doların değerini dikkate aldığınızda ve bunu baz olarak hesaplama yaptığınızda bugün devlet memurlarının ve özellikle emeklilerin ne kadar büyük bir yoksulluk içerisine düşmüş olduğu görülecektir. Onun için bakın Türkiye'nin aslında mutluluğu ve refahı çalışanlarına vereceği yüksek ücretle gelecektir. Ne kadar ücret alıyorsa o kadar çok harcayacaktır. Ne kadar çok para harcanıyorsa o kadar çok milli gelir artacaktır. Ve ondan da Türkiye kalkınacaktır. Ama ne yazık ki çalışanlarımızın harcayacağı parası yok. Yani ve üstelik de gelirlerinin az olması durumunda bazı şeylerden özveride bulunuyorlar. Bu özveride bulunduğu şeylerin başında da kültür geliyor, yiyecek geliyor. Yani bu da çok kötü bir şey. Çünkü bu insanların kültür açlığı da var, kültür gereksinimleri var, eğitime para harcamaları gerekir. Siz bunları kıstığınız zaman bu sektörlerde para kazanamaz duruma geliyor. Yani her şey birbirinin içerisinde bir kısır döngüde gidiyor. Bence ücretlerin bir hayli artması lazım ki daha sonra bunlar piyasaya akmaya başlayabilsin. Şimdi bir de işin enflasyon boyutu var. Tabii dediğiniz gibi piyasaya akmaya başladığı zaman hali hazırda var olan enflasyon seviyeleri de düşünülecek olursa enflasyonu artırıcı bir etki yaratması da bir tarafıyla beklenebilir. Onu bir not olarak koyalım. Diğer taraftan bu enflasyon deyince de kime göre neye göre diye soruluyor artık. Yani her konudan bir espri çıkartmayı başarıyoruz ve o espri artık TÜİK üzerinden TÜİK'e göre işte yaşım 20 ama gerçek yaşım şu kadar gibi espriler yapılmaya başlandı. Fakat espri düzeyinde aşıyor yoksulluk meselesi. TÜİK tartışmasını nasıl değerlendiriyorsunuz diye size vereyim sözü Murat Bey. Bir tarafıyla hem bu tartışmayı hem de benim anlayamadığım mevzulardan yıllardır biridir bu. O konuda sizin de fikrinizi alayım. Yanılmıyorsam yeniden değerleme oranı 36.6 evet, olarak belirlenmişti. TÜİK'in açıklamış olduğu enflasyon ise 21.3. Şimdi devlet enflasyonun %21 düzeyinde olduğunu düşünüyor, ölçüyorsa ben neden kamudan aldığım işte yeniden değerlemeye, pasaporta, harca, şuna buna 36.6 ödüyorum? Buyurun Murat Bey. Çok doğru bir soru soruyorsunuz bence. Ben TÜİK verilerinin biliyorsunuz yani çeşitli o sepetin içerisinde çeşitli ürünler var. O ürünler zaman zaman değişiyor ve doğal olarak o ürünler değiştikçe oran da anladığım kadarıyla değişiyor. Ben TÜİK'in verilerine güveniyorum açıkçası. Devletin önemli bir kurumu. Fakat baz aldı yani şu anda piyasaya çıktığımızda, çarşıya, pazara gittiğimizde fiyat artışlarının %21 seviyesinde olmadığını hepimiz görüyoruz yani. Doğal olarak hani belki %21'in çok altında olan ürünler de vardır. Belki hiçbir şekilde artmamış ürün de vardır bilmiyorum. Ama temel gıda maddeleri, özellikle temel tüketim maddelerinde gerçekten de %20'den çok daha fazla bir enflasyonun olduğu çok net olarak görülüyor. Yani biz gittiği yola göre TÜİK çıkarttığı sonuçta haklı, fakat TÜİK'in gittiği yol değil mi diyorsunuz? Yani şimdi hangi kıstasları, hangi ürünleri kıstas olarak aldığını bilmiyorum. Çünkü sepeti biliyorsunuz sürekli değiştirdiklerini kendileri de ifade ediyorlar. Hı hı. Orada bir problem olabilir. Belki o sepeti güncellemeleri gerekecektir. Tabii ki TÜİK çalışmasını yürütürken bir yılı baz alarak yapıyor. Çünkü şu döviz krizinin yaşanmasından sonra ciddi bir
inanılmaz bir enflasyon oldu. Her üründe çok astronomik artışlar oldu. Bir de şöyle dengesizlikler de oldu. Onu hepimiz görüyoruz. Aynı ürün bir markette işte 100 liraysa diğer markette 200 lira olarak satılıyor. Her ikisi de kazanıyor. Nasıl buna fiyatlara bu kadar astronomik fiyatlar var? Bir dengesizlik var. O açıdan hani TÜİK hangisini veri olarak kabul ediyor onu da bilemiyorum. Onu tabii kendilerinin açıklaması gerektiğini düşünüyorum. Celal Bey'in söylediği şeye de katılıyorum. Yani Türkiye'de hem emekçilerin hem de memurların yeterli maaş almadığı kanaatindeyim. Çok ciddi anlamda bir eksiklik olduğunu düşünüyorum ve özellikle de devletin kendi kamu çalışanlarının, memurlarını çok daha fazla öncelemesi, önemsemesi ve onları yaşanılabilir bir seviyeye, özellikle sadece temel ihtiyaçlarını giderme konusunda değil ki, kültür ve sanat faaliyetleri de bence temel ihtiyaçlar içerisinde olması gereken bir şeydir. Gelişmiş olan bir toplumda. Bunların da ötelenmemesi gereken ihtiyaçlar olduğunu düşünüyorum. Fakat tüm bunlar beraber değerlendirildiğinde 2 yıldır bir pandemi krizi yaşadık. Hani ben de bir eşimle memur olduğu için bir memur ailesi olarak bunu söylüyorum. Öğretmenler 1 yıl boyunca neredeyse hiç derse girmediler. Haliyle çünkü okullarımız kapalıydı. Uzaktan eğitim de 6 ay boyunca yapılmadı ama maaşlarını almaya devam ettiler. Bir yandan da asıl bu sorun değil tabii ama ek ders ücretleri dahi aldılar. Devlet ek ders ücretlerini dahi kesmedi. Bu konuda da adil yaklaşmak durumundayız. Yani insanlar da, ben bir öğretmen eşi olarak bunu söylüyorum. Yani yani hak etmediğimiz bir şeyi de talep etmemiz, devleti bu konuda yormamız da doğru değil. Yani ne kopartırsak devletten kârdır. Bu anlayışı da doğru bulmam. Çünkü bu devletin elindeki bütçe sonuçta hepimizin vergileriyle oluşturulmuş bir bütçe. Herkes kendi hak ettiği kadar almalı ama o hak ettiğimiz şeyin şu andaki norm mevcut maaşlar olmadığını da görmemiz lazım. Var mı konu ekleyeceğiniz bir şey Celal Bey? Çok teşekkür ediyorum. Yoksa başka bir konuya geçeceğim. Şimdi önümüzde zorlu bir süreç olacak. Bir hukukçu gözüyle özellikle size bunu sormak isterim. Avrupa Konseyi'nden bahsediyorum ve onların uyarılarından neler yapabileceklerine dair önümüzdeki yol haritasından bahsediyorum. Ben hukukçu değilim. Hukukçuları dinleyerek öğrendiğim kadarıyla soruyu doğru sormaya elimden geldiğince gayret edeceğim. Çünkü spesifik konular bunlar. Anladığım kadarıyla anayasamızın 90. maddesi uluslararası sözleşmelerin bizim kendi hukukumuza aykırı bir şey söylediğinde iç hukuku değil uluslararası hukuku tanımamız gerektiğini söylüyor. Doğru. Ve anayasayla biz bunu güvence altına almışız. Hepimizin her hakkını doğru. Güvence altına alan bir konudan bahsediyoruz burada. Fakat Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş konularında gelinen nokta Avrupa İnsan Hakları Avrupa Konseyi'nin Türkiye'ye ahim kararlarını öncelemesi gerektiği ve bunun imzacısı olduğunun hatırlatılması halinde. Şimdi ben ahim kararlarını tanımıyorum diyebiliyor muyuz? Yani diyebiliyoruz dediğimize göre. Evet. Ama bunun bir sonucu bizim için olur mu? Olan sonuç ne olur diye soracağım. Yalnız özellikle rica ediyorum Yunanistan da uymuyor. Onlara böyle yapmıyor üzerinden gitmeyelim. Kötüden örnek olmaz tamam, üzerinden tamam, söylüyorum. Tamam. Yani Yunanistan'a neler neler yapmıyorlar. Onların o ikircikli tavırlarından bahsetmiyorum. Ben bizim verdiğimiz altına imzayı attığımız söz konusunda ne yapıyoruz, ne yapmalıyız, ne yapacağız, sonuçları ne olacak tarafını ağırlıklı olarak paylaşmak istiyorum izleyicilerle. Evet, şimdi sizin de söylediğiniz gibi anayasamızın 90. maddesinin 5. fıkrası son derece açık. Diyor ki yöntemine uygun olarak imzalanmış anlaşmalar iç hukukun üstünde tutulur. Kimmiş, ne diyor Celal Bey? Vallahi bilgisayardan bağlandığım için çalıyor. Bu açıdan anayasayla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir defa önemli bir kurum haline getirilmiş. Ayrıca Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi de
iç hukukun üstünde tutulan bir mevzuat olarak gündeme gelmiş. Ayrıca Viyana Sözleşmesi'nde de yine bizim imzamız var. Ahde vefa ilkesi kabul edilmiş. Yani milletler imzaladıkları bir sözleşmeye uygun olarak davranmak zorundadırlar. Şimdi buradan bakınca Sayın Cumhurbaşkanımızın işte biz AİHM bu kararını tanımayız, uymayız demesi son derece yanlış bir olaydır. Çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ikincil bir mahkemedir bize göre. Yani birincil mahkeme değil. Birincil mahkeme hangisi? İşte asliye ceza, sulh ceza, işte ağır ceza veya hukuk mahkemeleri, aile mahkemeleri. Anayasa Mahkemesi de ikincil bir mahkemedir. Yerindelik denetimi yapmazlar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de yerindelik denetimi yapmaz. Sadece sözleşmenin hangi maddesine maddesinin ihlal edildiğini tespit eder. İhlalin tespit edilmesiyle beraber Türkiye'nin yapacağı şey de bu ihlali gidermektir. Şimdi Selahattin Demirtaş ve Kavala konusunda 5. maddenin 1. fıkrasının ihlalinden bahsediyor. Güvenlik ihlali, tutuklamanın usulsüz olması konusunda. Böyle olduğu zaman yapacağın şey onu tahliye etmektir. Bakın beraat ettirmek değil, tahliye ettirmektir. Bunu yaparken eğer Cumhurbaşkanı kalkıp bunları söylerse mahkeme zaten bunları yapamaz. Çünkü bizde hukuk sistemimiz bağımsız değil. Bizim hakimler ve savcılar kurulumuz var. Hakimlerin özlük işlerini yürütüyorlar. Bu özlük işlerini yürüten kurum başkanı Adalet Bakanı. Ve başkanın yanında bir de müsteşarı var Adalet Bakanı'nın orada. O bakımdan hakimler bağımsız ve özgür davranamıyorlar. Peki sonuç ne? Kısa zamanımızı fazlalamadan söyleyeyim. Ne bekliyoruz? Ne olabilir? Şimdi Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi diye bir komite var. Bunu biliyorsunuz. Bu komite mümkün olduğu kadar bu kuralın konsensüsle uygulanmasını sağlayacak bu önümüzdeki süreçte. Sanıyorum Şubat ayına kadar bir süre tanındı. Çünkü Avrupa Komitesi, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi bu kuralı uygularken Türkiye ben uygulamıyorum dediğinde o zaman ben de seni işte dışarı çıkarttım demek istemiyor. Çünkü Bakanlar Komitesi bu konuda bir ihlalden yola çıkarak ondan sonra gelecek binlerce ihlalin önünü kapatmak istiyor. Siz Türkiye'yi dışarı çıkarırsanız Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden o takdirde bu kuralları uygulanabilen kararlar açısından birçok kişiyi İnsan Hakları Sözleşmesi'nden yararlanmıyor konumuna düşürebilirsiniz. İşte Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin sıkıntıda olduğu nokta bu. Türkiye'nin de Bakanlar Komitesi'nin bu sıkışıklığını bildiğini düşünerek üstüne gidiyor. Benzeri şeyde olmuştu, Rusya'da olmuştu. Rusya'da da Anayasa Mahkemesi devreye girmiş ve Anayasa Mahkemesi hayır, İnsan Hakları Mahkemesi bizim anayasamıza aykırıdır, uygulayamayız demişti. Fakat bizde ilginç olan mesela Kavala konusunda bizim Anayasa Mahkememiz de ihlal kararı verdi. O açıdan önümüzdeki günlerde Şubat ayına doğru Bakanlar Komitesi'nin alacağı kararlar çeşitli yaptırımlar olabilir. Siyasi yaptırımlar olabilir. Bizi bekletmeye alabilirler. Her şey olabilir ama sanıyorum o süreye kadar bu engel aşılacak ve %100 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları uygulanıyor olarak göreceğiz. Siz ne dersiniz Murat Bey? Şimdi siz kendiniz ifade ettiniz aslında Yunanistan'a örnek vermeyin diyerek Avrupa. Ama vereceğim ülkeni mi diyorsunuz? Yok, vermeyeceğim. Zaten bu aslına bakarsanız tüm Türkiye kamuoyunun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kararların adil olmadığı konusundaki genel yargıyı ifade etmiş oluyor. Çünkü Türkiye'ye karşı gerçekten ikircikli bir politika izledikleri çok açık.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bugüne kadar son 20 yılda verdiği kararların neredeyse en fazla vermiş olduğu ihlal kararı birinci sırada Rusya, ikinci sırada Türkiye var. O açıdan bunların bütünüyle gerçek anlamda politik kararlar olduğunu çok görmezden affedersin. Gelemeyiz. Şimdi ters. Birinci Türkiye, ikinci Rusya oldu şimdi. Evet, bu sene herhalde değişti değil mi hocam? Evet. Yalnız ben o alan, yani o açıdan sormuyorum. Çünkü o açan zaten, o açı zaten tartışılacak bir tarafta evet. değil. Ben şunu söylüyorum, siz mesela Murat Özer olarak diyorsunuz ki Mine, ben sana şöyle bir sözleşmeye seninle aramızda evet. imza atalım. Ben sana karşı şundan sorumlu olayım, sen bana karşı bundan sorumlu ol diye şey Doğru. yapıyorsunuz, imza atıyorsunuz. Evet. Ondan sonra da diyorsunuz ki hiç önemsemem ben böyle bir imzayı, hiç de umursamıyorum. Dolayısıyla sana herhangi bir şekilde senin söylediğin şeyi de yapmıyorum diyorsunuz. Ben de onun için şunu söylüyorum. Acaba anayasa 90. maddeyi anayasadan çıkartsak da, yani illa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin dediğini yapalım üzerinden yürütmüyorum tartışmayı. Ama bir şeye imza atmışsınız, bir şeye söz vermişsiniz ve sözümüzü tutmuyormuşuz gibi uluslararası dünyada evet. bu duruma düşüyoruz. Bu duruma Anladım. Nasıl bakıyorsunuz diye soruyorum. Ben de tam olarak bunu ifade etmek istiyordum. Şimdi dünyada pek çok şey değişti. Bizim mesela mültecilerle alakalı verdiğimiz sözler, Avrupa Konseyi'ne vermiş olduğumuz sözler 1951 Cenevre Konvansiyonu ile alakalıydı. Hı hı. Ve sadece Avrupa'dan gelen mültecileri kabul edeceğimizi söylemiştik, taahhüt altına almıştık. Oysa bugün İsviçre'den ya da Norveç'ten bir tane bile Türkiye'de mülteci yokken 6 milyon Orta Doğulu mültecimiz var ülkemizde. Yani hayatın olağan akışına herhalde olan... İsviçre'den birinin buraya göçme olarak gelmesi biraz evet. aykırı olur değil mi? Şimdi ama 1951'de biz bu konvansiyonu imzaladığımızda böyle söylemiştik. Çünkü o dönemde 2. Dünya Savaşı sonrasında özellikle Avrupa'daki Yahudiler başta olmak üzere ötekileştirilmiş halkların mülteci olarak gelebileceği, dünyanın farklı ülkelerine gideceği düşünülüyordu. Hı hı. Demek ki bir takım şartlar değiştikçe siz de düzeninizi değiştirmek durumdasınız. Sözleşmelerinizi de değiştirmek durumdasınız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Avrupa'daki ülkelerin aleyhine hiçbir karar vermemiş olması, yani özellikle Almanya'da mesela Türklere yönelik yapılmış çeşitli katliama varan uygulamalarda neredeyse hiçbirisinin cezalandırılmamış olması ya da verilen cezalardaki cezalar konusunda AİHM'in kendi devlet memurlarının, polisin yaptığı hatalar yüzünden hiçbir şekilde kamu çalışanlarını, memurlarını, güvenlik görevlilerini hiçbir şekilde cezalandırmamış olması da burada bunun bütünüyle, hukukun bütünüyle siyasallaştığını, bütün dünya için siyasallaştığı gerçeğiyle karşı karşıya olduğumuz. Yalnız oraya bir antiparantez bir şey söylemek istiyorum. Benim söylediğim bilgi yanlış evet. anlaşılmasın diye. Celal Hocam düzeltirseniz sevinirim. Benim bildiğim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yunanistan'ı sorumlu tutuyor. Sadece konsey ona uyarı vermiyor. Onu demek istedim ben. Yoksa Türklerin yoğun yaşadığı evet, evet. bölgelere ilişkin verilmiş Avrupa İnsan Hakları doğru, Mahkemesi'nde evet. Yunanistan'ı mahkum eden kararlar var. Kararlar var. Yunanistan uygulamıyor. Doğru. Evet onu söylemeye çalıştım. Ayrıca ben bu birinci konsey... boyutuydu. Özledik ben mi? Onun üzerine başka Türkiye bir şey söyledim. AİHM ikircikli bir şekilde davranarak kendisinin, kendi ülkelerinin özellikle de Almanya ve Fransa'nın işlemiş olduğu hukuk cinayetleri konusunda kendi hukuk sistemini yargılayan, kendi hukuk ihlalleriyle alakalı herhangi bir karar almamış durumda. Bu konuda da bir hukuk siyasallaşmış durumda Avrupa ülkeleri açısından. Yani şimdi böyle bir gerçeklik ortada dururken mesela Türkiye'ye ne yapabilirler? Avrupa Konseyi'nden çıkartmaya varacak kadar bir eğer yaptırım uygulayacaklarsa biz ona şunu söyleyebiliriz. Türkiye çok uzun yıllardır Avrupa Birliği'ne girebilme konusunda Avrupa ülkelerinin önümüze koymuş olduğu bütün takvimi uygulayan bir ülke konumundaydı. Bunu da devam ettirdi ama biz hala AB üyesi değiliz ve öyle görünüyor ki asla da bizi almayacaklar. Halbuki bize göre işgal altında olduğunu düşündüğümüz Kıbrıs'ın güney kesimi şu anda Avrupa Birliği üyesi. Türk devletine göre Güney Kıbrıs diye bir devlet yok. Bize göre orası Kıbrıs Türk toprağının işgal edilmiş kısmıdır. Biz oraya Güney Kıbrıs Rum kesimi diyoruz. Biz devlet olarak dahi kabul etmiyoruz. Fakat devlet olarak bile kabul etmediğimiz bir yapı şu anda bizim girmek istediğimiz Avrupa Birliği'nin üyesi ve bizim hakkımızı karar alabilecek, bizim hangi konularda hukuki müeyyideler, bize nasıl müeyyideler uygulanacağı konusunda yaptırım gücüne sahip olan bir yer. Öyleyse bütün bu gerçeklikleri ortadayken
Türkiye nasıl 1951 Cenevre Konvansiyonu'nun şeyini değiştirme konusunda bir irade ortaya koymak durumundaysa, çünkü vaziyet değişmiş, Avrupa Konseyi'nden çıkartmakla tehdit etmelerinin de bizim açımızdan bir bağlayıcılığı yok. Gerekirse Avrupa Konseyi'nden de çıkabiliriz. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden çekilebiliriz. Anayasamızı da değiştirebiliriz. Bizim için önemli olan şey devletimizin güvenliğidir, milletimizin huzurudur. Milli çıkarlarımızın üstünde hiçbir şey olmamalı diye düşünüyorum. Şüphesiz milli çıkarlarımızın üzerinde hiçbir şey yoktur ve olmamalıdır ama o zaman herhangi bir yerde, herhangi bir zaman atılacak olan imzanın güvenilirliğini nasıl teyit edeceğiz? Çok kısa bir şey söyleyebilir miyim? Evet hocam, söyleyin. Bir de şunu da işin içerisine katarsanız, şimdi değişen mültecilerin geliş yönü açısından nasıl ki 1951 Cenevre Sözleşmesi'ni de değiştirmek lüzumu doğmuşsa dedi Murat Bey. Şimdi biz bu Cenevre Sözleşmesi'ni değiştirirsek şu anda mülteci sıfatıyla en azından karşısında biraz daha tamponlu durabildiğimiz doğudan gelen göçü çok daha fazla hızlandırmaz mıyız? Elbette onu geleceğim. Şunu ifade edeyim. Orada şunu kastetmiştim. Özür dilerim hocam. Müsaade ederseniz şunu ifade etmek isterim. Şöyle mesela şu andaki mülteci sorunlarımızın temelini şu oluşturuyor. Diyelim ki Orta Doğu'dan ya da Orta Asya'dan ya da Uzak Asya'dan Türkiye'ye, Arakan'dan söz gelimi Türkiye'ye gelmiş olan mülteciler Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin görev sahası içerisinde yer alırlar. Avrupa Konseyi'nden gelen üyeler, mülteciler ise doğrudan Türk Devleti tarafından bir hukuka tabiler. Şu anda BM'nin mesela Suriyeli bir mülteciyle alakalı Birleşmiş Milletler'in görev sahasına girmediğini ifade ediyor. Sorunumuz bu. Biz bu sorunu değiştirmek durumundayız. Yani görev sahası tanımı değişmiş durumda. Eğer yani mülteci olarak almamak da bir çözüm ama. Evet, mülteci olarak eğer kabul edilirse Birleşmiş Milletler'e göre Türkiye'deki Suriyeli mülteci, o zaman üçüncü ülkeye, yani Türkiye bu başvuruyu kabul edip üçüncü ülkeye gitmesi konusunda ona önü ayak olmak durumunda. Yani Suriyeli bütün mültecilerin Avrupa'ya taşınması konusunda Birleşmiş Milletler'de bir taahhüdün altına imza atmış olacak. Ama şu andaki bu konvansiyon bizim elimizi kolumuzu bağlıyor ne yazık ki. Buyurun hocam. Şimdi, eğer Avrupa Birliği'nden ya da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden çekileceksek, ayrılacaksak, bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamayan bir ülke olarak değil, tam tersine bu kararları uygulayan bir ülke olarak Avrupa Birliği'ne bugüne kadar siz bizi oyaladınız, çekiliyoruz demek lazım. Yani ikisi arasında çok büyük bir fark var. Siz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamıyorsunuz, sözleşmede ahde vefa ilkesine uymamışsınız, görevinizi, ödevinizi yerine getirmemişsiniz, sonra da ben bu işten çekiliyorum demek farklı. Bakın, biraz önce de konuştuğumuz gibi bir şeyi söyleyeyim. Şu anda Rusya Federasyonu'nun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru sayısı 2884. Türkiye'nin ise 3742. Bayağı fark olmuş. Bundan sonra Romanya ve Ukrayna geliyor. Türkiye'nin öncelikle bu sayıyı çok aza indirmesi ve kendi iç hukukunda bir takım sorunları çözmesi gerekir. Bakın, AK Parti yönetiminin bence Türkiye'ye yararlı olarak getirdiği en önemli şey Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yöntemini kabul etmiş olmasıdır. Bu son derece önemlidir. Fakat buna rağmen Anayasa Mahkemesi kararları bile uygulanmıyor. Yani kendi getirdiği mahkeme kararlarını uygulamıyor. Üstelik de mesela Devlet Bahçeli kapatıla diye fetva veriyor. Yani haklar ve özgürlükler çok önemli şeylerdir. Haklar ve özgürlüklere saygılı bir ülke olmak ekonomiyi de düzeltmeye yarayacaktır. Bunun bilincinde olması lazım bu siyasi iktidar. Bir reklam arasına gitmem, hatta bu bölümü kapatmam gerekiyor. Fakat bir konuda fikrinizi çok merak ediyorum.
O da Tunceli'deki mevzu. Kapatmadan önce hayvan hakları ve hayvan hakları kapsamında buradaki cezaların kabahatler kanununda hala değerlendirildiğinin de altını çizmekte fayda var sanıyorum. Av için Tunceli'ye yaban hayvanlarını avlamak üzere 14 kişilik bir yurt dışından grubun geldiği söyleniyor. Seyit Rıza Meydanı'nda da bir araya gelerek oradaki vatandaşlar bu durumu protesto etmişler ve av adı altında katletmektir bu deniyor. Bu konuda bir iki cümle bir görüşünüzü merak ediyorum. Murat Bey, önce Murat Bey'den alayım, sonra Celal Hocam sizden alayım. Peki. Ben de Tunceli halkı gibi düşünüyorum. Açıkçası bunun katliam olduğunu düşünüyorum. Hayvanlara yönelik böyle, yani hele ki nesli tükenmekte olan bu kadar kıymetli varlıklarımıza yönelik sırf birilerinin yani keyfi yerine gelecek diye parasının üstüne para verip gidip bu hayvanları katletmesini kesinlikle doğru bulmuyorum. Bunu dünyada da Türkiye'de de engellemenin bir yolu yok mu? Yani nasıl biz böyle bir şey yapabiliyoruz? Nasıl buna izin veriyoruz? Engellenmesi gerektiğini düşünüyorum ve bu konuda da caydırıcı hukuki düzenlemeler yapılması gerektiğini düşünüyorum. Buyurun Celal Hocam. Kesin. Hayvan hakları konusunda bizde henüz yeterince doyurucu yasalar çıkmış değil. Hala haberlerde izlediğimiz zaman işte 162 tane hayvan telef oldu diye bir söz duyuyoruz. Telef olmak başka insanlar için öldü ama hayvanlar için telef oldu, mal gibi görünüyor. Hayvanlar mal değildir, onlar da canlılardır. Murat Bey'e katılıyorum. Tunceli'deki yaban domuzlarını öldürmek üzere veya avlamak üzere 14 kişiye ruhsat verilmesi demek neredeyse onların kökünü bile kazıyacaklarını gösteriyor. Son derece yanlış. Bu hayvanların evrende, dünya üzerinde insanlar kadar hakları vardır. Hem sokak hayvanlarına, hem yaban hayvanlarına, hepsine insanların çok saygılı davranması ve onların da soylarını tüketmemeleri için elinden geldiği kadar büyük yardımlar yapması gerekir. Bu dünyayı, bu ülkeyi birlikte paylaşıyoruz. Hocam bizim haberlerimizin arasında da vardı. Sabah dehşet içerisinde gördüm. Yani onun böyle verdiği bir şeyle kalktım. Bir insan formu bir hayvancağızın üzerine, yani lastikle üzerinden geçmeye çalışıyor, ezmeye çalışıyor hayvanı. Hayvan can havliyle kaçıyor. Bir başka insan formu Dubai'la hayvana saldırıyor, Dubai'yi hayvanın üzerine atıyor. Şimdi bu insanlara ceza, insan formlarına ceza verilmeyecek mi? İnsan demek istemiyorum çünkü insanlara orada bir haksızlık oluyor. Yani bu kabahatler kanununda değerlendirilmeye ve hiçbir yanına kar kalmasına devam edecek. Ceza kanununa geçecek mi bu? Mutlaka geçmesi lazım. Bu konuda mecliste bir çalışma olduğunu biliyorum. Ama bu konuda bütün siyasi partilerin farklı görüş içerisinde olmadan özellikle bu hayvan haklarını ön plana çıkaran bir yasa çıkaracaklarına inanıyorum. En ivedi şekilde yapılması gereken şey bu. Peki. Ya, çok bir şey ilave etmek istiyorum eğer. Çok kısacık varsa alayım, buyurun. Yani şimdi bu hayvan haklarıyla alakalı olarak sokaktaki başıboş gezen köpekleri gerekçe göstererek, onların çeşitli işte çocuklara falan saldırmalısını gerekçe göstererek bu konuda hayvan hakları konusundaki yapılan çalışmaların insan haklarına aykırı olduğu şeklinde bir takım yayınlar yapılıyor. Bunları doğru bulmuyorum. Elbette çok ki sokakta başıboş gezen hayvanlar yani saldırganlaşmadığı sürece gezebilirler ama onların da saldırganlaşması engellenmeli. İnsanların hayatı elbette ki çok kıymetli ve bu çocukların hayatı korunmalı. Ama bunun çözümü sokak hayvanlarını itlaf etmek, öldürmek, yok etmek falan değil. Bu onun karşıtı değil. Şu anda konuştuğumuz şey de bu değil yani. Biz insan olarak yani hayvan eti yiyoruz. Hayvanları bunun için besliyoruz, yetiştiriyoruz. Hayvan eti, yani doğal olarak insanlar, hayvanlar da diğer canlıları yiyor. Biz bütün canlılar diğer canlıları yiyor. Fakat bununla alakalı bir şey değil, konuştuğumuz mesele bu değil. Doğrudan bir hayvana eziyet etmek, işkenceyle öldürmek ve bunu keyif için yapmak kesinlikle
insanlığa yakışmayacak bir şey. Bunun ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini düşünüyorum. Peki ben de bir cümle bu ikinizin yapmış olduğu yoruma ekleyeyim ve gideyim reklam arasında sizlere de teşekkür edeyim. İnsan hakları, hayvan hakları değil de canlı hakları olsun, ağaçları da koruyalım, kollayalım diyeyim. Görüşmek üzere, teşekkür ediyorum. Sağ olun katkılarınız için. Görüşmek üzere. Teşekkür ederiz, sağ olun. Evet, hadi gidelim bir reklam arasına, sonrasında devam edeceğiz bu sefer dış politikayla. Amerika Birleşik Devletleri'nden eşi görülmemiş geri adım geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le 2 saat görüşen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden gündemi sarstı. Görüşme sonrası tüm dünya Rusya'ya yaptırım beklerken Amerikan Başkanı yaptığı açıklamayla herkesi şaşırttı. Biden, Rus mevkidaşına eşi görülmemiş bir zeytin dalı uzattı ve Moskova'yı yatıştırmak için Ukrayna'nın NATO üyeliği konusunda taviz vereceğini ima etti. Putin, Ukrayna'nın NATO'ya katılmasının Moskova için kırmızı çizgi olduğunu defalarca belirtmişti. Bundan sadece bir hafta önce Başkan Biden, Rusya'nın açıklamasına "Kimsenin kırmızı çizgilerini tanımıyoruz" karşılığını vermişti. Biden'ın geri adımı NATO cephesinde tepkiyle karşılandı ve Moskova ile yapılacak uzlaşma görüşmeleri derhal kökünden kesilmelidir denildi. Saat ne yaşadın? Kempo Belarus, Befrodvorit. Belarus, Polonya sınırında yaşanan insanlık dramına Çekya da dahil oldu. Binlerce mültecinin Avrupa Birliği'ne girmesini istemeyen Çekya sınıra asker yığdı. Prag yönetimi Polonya tarafına destek amacıyla bölgeye 150 asker gönderme kararı aldı. Çekya Savunma Bakanı Lubomir Metnar askerlerin sınırda 180 gün kalacağını açıkladı. Operasyonun maliyeti ise yaklaşık 3,4 milyon euro olarak açıklandı. Devam ediyoruz Güne Bakış'a. Bu bölümde dış politika konuşacağız. Aynur Derman bizimle birlikte, Doktor Eray Güçler bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İyi merhabalar. Yayınlar. İyi yayınlar. İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Sayın Hocam sizinle başlayayım. Bir tarafıyla işte Rusya'yı konuşuyoruz, bir tarafıyla az önce görüntüleri de gördük. Diğer taraftan sürekli olarak bir kargaşa durumu söz konusu. Geldiğimiz nokta itibariyle Rusya ve Ukrayna arasında acaba nasıl bir tablo ortaya çıkıyor tarafıyla başlayalım. Biden çünkü Ukrayna konusunda bir geri adım mı atıyor tartışması ortaya çıktı. Diğer taraftan Rusya saldırmayacağını zaten açıkladı. Siz kışkırtıyorsunuz ama dedi. Ne bileyim, sanki böyle bir Putin'i kimsenin sinirlendiresi yok gibi. Şimdi dünkü görüşme, video konferans görüşmesi önemliydi. Çünkü bu görüşmenin sonucunda bir takım kararlar alındı. Ama ben Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu görüşmede çok gergin geçmeyeceğini zaten söylemiştim. Çünkü Biden'ın daha önce Putin hakkında katil tanımlaması bile yaptığını biliyoruz. Ama yüz yüze toplantılarda, diplomaside bunlar konuşulmaz ve konuya odaklanır. Dolayısıyla dünkü konuşmanın, yani iki ülke arasında yapılan konuşmanın özü şuydu. Rusya'nın Ukrayna'nın sınırına yaptığı askeri yığına ve iki ülke arasındaki gerilimin masaya yatırılmasıydı. Ve tabii ki iki saatlik bir görüşme yaptı Biden'la Putin. Tabii çok önemliydi çünkü dünyanın gözü buradaydı. Herhangi bir karışıklık durumunda Türkiye de buradan etkilenir. Çünkü Karadeniz'in hemen kuzeyinde. Üstelik de diğer devletler, çok NATO üyesi devletler ve Avrupa Birliği aktörleri meseleyle çok ilgili. Çünkü Ukrayna'nın öncesinde de NATO üyeliği söz konusu. NATO üyeliği olmalı.
yanında yer almak istediğini defalarca dile getirdi. Çok şey ses ben duyamıyorum. Çok şey bağlantıda bir sıkıntı var. Biz bağlantımızı yenileyelim hocam sizinle. Aynı konuyla ilgili ben o arada Eray hocamın görüşünü alayım. Buyurun Eray hocam. Teşekkür ederim efendim. Burada tabii iki tane bakış açısı var. Biri taktik bakış açısı. Yani şu anki işte görüşmeler ve kısa zaman çerçevesinde yapılan görüşmeler doğrudur. Bunlar yanlıştır demiyorum ama biraz daha stratejik düşünecek olursak aslında işin farklı olduğunu ben düşünüyorum. Şimdi burada Amerika ile Rusya'yı karşı karşıya getiren temel sebep Ukrayna değil. Ukrayna bir mücadele sahası ama asıl sebep arkadaki Çin. Çin'in yükselişine karşı ABD'nin Rusya'yı denklem dışı bırakma çabası. Bu anlamda da baktığınızda hiçbir Johnny'nin gelip de Ukrayna sahasında Rusya'yla savaşarak ölmeyi isteyeceğini düşünmüyorum. Yani Amerika getirip de askerleriyle konvansiyonel bir çatışmaya Rusya'da girmez. Rusya'yla girmez. O Johnny'ler niye Irak'ta ölmek istedi peki? Şöyle yani bakınız konjonktüre bakmak lazım. Yani ilk o zaman ta Irak'ın neden işgal edildiğine kadar bu meseleyi götürmemiz lazım. O ayrı bir dönem. Ama şu an artık çok net bir şekilde küresel sistemin temel belirleyici aktörünün Çin olmaya başladığını, hatta Çin olduğunu işte eski düzenin yerine yeni bir Çin'i içeri açarak Çin merkezli bir düzen kurulmaya çalışıldığını düşünürsek ki o zaman yani 2000'li yıllarda ilk biliyorsunuz 1990 yılında birinci Körfez Savaşı yapıldı, 2003 yılında ikincisi. Yani o dönemin şartlarını ayrı konuşmamız lazım. Ama şu anki şartlara baktığımızda Rusya ile ABD'yi şu an karşı karşıya getiren temel faktörün aslında Rusya olmadığını 14 Haziran 2021 tarihli NATO Liderler Zirvesi sonrası yapılan açıklamada, bildiride, resmi bildiride daha net görebiliyoruz. Şunu diyor, Çin'le siyasi ve ekonomik olarak mücadeleye devam, İran'ı dengede tutacağız, yani nükleer anlaşma vesaire ama Rusya ile hesaplaşacağız. Şimdi bu söylendi. Ondan sonra Biden'ın işte Putin'e katil vesaire benzetmesi. Fakat şöyle de bir gerçeklik var. Ne Avrupa Rusya ile olan çıkarlarından vazgeçmek istiyor ne de Amerika bu anlamda gelip konvansiyonel bir savaşa girmek istiyor. Çünkü Afganistan'dan çekildi. Kaçarak çekildi hem de. Yani şimdi dolayısıyla burada başka bir strateji güdülmesi lazım. Nedir bu? Efendim savaş stratejileri dörde ayrılır. Doğrudan, dolaylı, yıpratma ve karma strateji. Şu an yıpratma stratejisinin esas alındığını düşünüyorum. O yüzden zaman zaman muhtemelen bundan sonra da zaman zaman tansiyon yükselecek, sonra düşecek ama sonuçta Ukrayna sahası Rusya için girildiğinde enerjisini tüketeceği bir alana dönüşecek. Yani nasıl Türkiye'nin karşısında Yunanistan yıllardır böyle sürekli problem olur ve bunu artık Türkiye sürekli Yunanistan'ı dikkate almak durumunda. Ciddiye almak durumunda değil ama dikkate almak durumundaysa artık Rusya'nın da bir Yunanistan'ı Ukrayna'da oluşmuş durumda. Dolayısıyla ben olaya böyle baktığımda bu sürecin söylemlerden öte arka planda neler yapılmaya çalışıldığına odaklanılması gerektiğini düşünüyorum. Buna bakacak olursak ne dedi Biden'la Putin görüşmeden sonra? Ekonomik olarak biz yaptırımlar uygulayacağız vesaire. Çünkü Avrupa da bunu istiyor. Yani neticede Rusya'yı evet dizayn edelim ama bir konvansiyonel savaşla değil, asimetrik yöntemlerle. İkinci asimetrik yöntem nedir burada diye baktığımızda? Yani siyasi olarak, diplomatik olarak bazı adımlar atılacaktır. İşte birbirlerinin büyükelçilerini persona non grata yapacaklardır vesaire. Ama üçüncüsü daha önemli Mina Hanım. Üçüncüsünün altını çizmek istiyorum, o da şu. Dünyadaki bazı kontrolsüz alanlar var. Bunlardan bir tanesi Afganistan, bazıları Orta Doğu'da, bazıları da özellikle Güney Afrika'da. Bu alanlarda aldığımız bilgiler açık kaynak bilgileridir, teyide muhtaçtır. Ama bu alanlarda ABD'nin Ukrayna'ya gönderilmek üzere silahlı gruplar oluşturmaya çalıştığına dair bazı bilgiler var. Ahval ve şerait eğer böyle gelişirse muhtemelen Donbas ve Kırım hattı ve kuzeye uzanım, yani Kırım, Donbas ve kuzeye uzanımı hattında Rusya'nın o konvansiyonel konuşlanmasına karşı asimetrik olarak silahlı grupların Rusya'ya mütecaviz hareketleri ve tacizleri bundan sonra gelişecektir diye düşünüyoruz. Sadece bu da değil, özellikle Afganistan üzerinden Fergana Vadisi'ne kadar olan hatta yeni bir takım bundan sonra da gelişmelerin olma ihtimali yüksektir. Yani Rusya'yı tek yönlü değil, birden fazla cephede
istikrarsızlığa sürükleyebilecek bir takım zeminlerin oluşturulması ve bu noktada bazı gelişmelerin yaşanması önümüzdeki günlerde bizim yaptığımız analizlere göre muhtemeldir diye değerlendiriyoruz. Tabii ki oturup takip edeceğiz. Saynur Hocam yeniden bağlandı. Tekrar kaldığımız yerden sözü merhaba hocam. Vereyim. Ancak şunu da bir sorarak... Ama bir tek bu kanalda böyle oluyor. Efendim, ne demek istiyorsunuz hocam böyle yayında? Hayır. Yani bağlantı bu kanalda kesiliyor sadece. Çünkü biz sizi kanlı canlı şurada stüdyomuzda görmek istiyoruz. Siz bence de. Gelmiyorsunuz bence de, ne yapalım? Ben oraya geleyim bence. Böyle oluyor çünkü daha iyi. Peki bir dahakine sizi buraya bekliyoruz o zaman. Şimdi Biden'dan bu kadar ciddi bir zeytin dalı Amerika gibi... saldırgan yapıda olup ya da işte esmese de şey yağmasa da gürleyen tatta olan bir ülkenin böyle bir zeytin dalı vermiş olması hem de bu dalı Moskova'ya doğru uzatmış olmasına nasıl yaklaşırsınız? Aslında çok normal bu. Şöyle toparlayayım ben bunu. Eray Hoca'nın dediklerini dinleyemedim ama tabii o da destekleyici mahiyette mutlaka demiştir. Ben şimdi tekrar olmasın ama ben kendi görüşlerimi şöyle bir ifade edeyim. Şimdi Biden'la Putin görüşmesinden zaten çok farklı bir şey beklememek lazım. Amerika Birleşik Devletleri her zaman bu şekilde hareket eder. İkili görüşmelere gelince gerçekten de... arkadan konuşulduğu gibi konuşmaz ve çok farklı hareket eder. Şimdi bunun aslında başka sebepleri var. Öncelikle önümüz kış ve büyük bir enerji sorunu yaşanıyor. İngiltere'de de başladı, diğer ülkelerde de ve Avrupa Birliği aktörlerinin birçoğu özellikle enerji bakımından Rusya'ya bağımlı doğalgaz konusunda. Daha önce zaten Ukrayna'ya da sürekli Sayın Putin hep doğalgaz kartını kullanıyordu. Gazı keseriz. Kırım'ı tekrar alırız gibi kartlarını kullanıyordu özellikle Turuncu Devrim sonrasında. Şimdi bu dönemde aynısını Avrupa Birliği aktörleriyle yapıyor. Çünkü Almanya'ya bile çok büyük yatırımı olduğunu, ticareti olduğunu biliyoruz doğalgaz ticaretini. Sayın Merkel'le de defalarca görüşmüşlerdi zaten bu konuda. Fakat şu gelinen tabloda sadece bu değil, 2008 örneğinde görüleceği gibi bu NATO aktörlerinin herhangi bir çatışma durumunda Rusya'yı karşılarına almak istemeyeceğini biz biliyoruz. Artık soğuk savaş döneminde değiliz. Artık güçlü bir Rusya var. Rusya Federasyonu son dönemde özellikle oradaki Azak Denizi olsun, Karadeniz filosu, Karadeniz'deki güvenliği bakımından asker sayısının arttırılması, Ukrayna'nın sınırına asker yığması gibi birçok bakımdan aslında şu anda Rusya önde. Ama gelelim Ukrayna'ya. Ukrayna Rusya kadar olmasa da yine de özellikle Batı devletlerinin desteği ve Türkiye'den aldığı İHA'larda olmak üzere Ukrayna'da artık eski Turuncu Devrim dönemindeki gibi güçsüz bir ülke değil. Türkiye'de burada özellikle Dmitri Peskov'un bir takım konuşmaları vardı. Türkiye'nin arabulucu olabileceği yönünde. Türkiye'nin de buradaki kırmızı çizgisi Kırım'dır. Çünkü özellikle Kırım Türklerinin varlığı ve Kırım'ı Rusya'nın işgalini kesinlikle Türkiye kabul etmiyor. Budapeşte memorandumuna ve uluslararası hukuka aykırı olarak görüyor ve Türkiye de bunu sürekli zaten gündeme getiriyor. Zaten yani bizim temel ayrılma noktamız Kırım'dır. Bunun dışında Kırım'da üstlenen bir Karadeniz filosu var. Karadeniz filosunun oradaki hakimiyeti, Amerika Birleşik Devletleri'nin Karadeniz'de güçlenmesini istemediği bir Rusya var. Bütün bunları şimdi toparlayacak olursam, özellikle Ukrayna son dönemde, aslında son dönemde değil, 2011'lerden beri Ukrayna sürekli NATO'ya girmek istediğini vurguluyor. Aynı Gürcistan örneğindeki gibi devrimlerden sonra oradaki seçimler, Yanukovych ve daha sonra işte Yushchenko arasındaki çekişmeler, en son gelinen noktada Donetsk ve Donbas'taki ayrılıkçı hareketler. Çünkü çok sayıda da Rus var orada, o bölgede. Bölgede bilen biri olarak özellikle konuşuyorum. Bu Kırım'da da öyledir. Mesela Kırım'ın da çoğunluğu Rus'tur. Dolayısıyla Kırım'da yapılan referandumun sonucunun Rusya çıkması çok normal. Çünkü zaten orası Rus çoğunluğunun olduğu bir yer. Bütün bu toplamda buraya bakacak olursak
Ukrayna'ya eğer herhangi bir işgal durumu olsa ki Gürcistan'da biz bunu gördük, Rusya bunu yapabilecek kapasiteye sahip. Ama ben Amerika Birleşik Devletleri'ne ve diğer devletlere, çünkü Putin çok pragmatik bir lider aynı zamanda. Yani neo-Avrasyacılığın zaten temelinde bu var, klasik Avrasyacılıktan farklı olarak. Ülkelerle yapılan ticaretini sekteye uğratmak istemeyecektir, karşısına dağılmak istemeyecektir. Dolayısıyla bu aslında tamamen gövde gösterme niteliğinde olacağını düşünüyorum. Bir belki de hani asker yadı ve daha sonra işte bizim gücümüz var. Ukrayna'da aynı şekilde Zelenski şeye ziyaret etti. Orduyla ayrılıkçı bölgelere gitti. Orada konuşmalar yaptı. Ama tabii ki onlar da ilişkiler ve Zelenski'ne şöyle bir açıklama var. Eğer Rusya bizim topraklarımızı işgal edecek olursa Avrupa Birliği'ne, Avrupa ülkelerinde yapılan göçü önleyemeyiz. Bir açıklama yaptı. Bu çok önemli. Çünkü buradan herhangi bir güç Avrupa'ya doğrudan ilgilendiriyor. Zaten Suriye ve Belarusya'daki Polonya arasında yaşanan göçmen krizini biliyoruz. 2014'ten bu yana Ukrayna topraklarından 2 milyon göçmen ayrıldı. 2 milyon kişi göç etti Rusya'ya ve Avrupa ülkelerine veya değişik şeylere, değişik ülkelere. Şimdi bu son dönemde eğer bir karışıklık olursa, çünkü orası da karışık. Sadece Ukrayna halkı değil, Ruslar var, diğer halklar var. Durumda oradaki bir çatışma tabii ki göçü getirdi. Herhangi bir yerde savaş durumu olduğu zaman göç kaçınılmaz olarak gelir. Bütün bunlara karşın herhangi bir iki devlet arasında, ki ikisi de Slav devleti ve ikisi de geçmişte aynı çarlık stratejisinde hakim olan iki devlet ve 2014'e kadar Ukrayna'da bir bağımsız devletler topluluğu üyesiydi. Bütün bunları düşünmek lazım. Belarusya'nın Rusya'nın yanında olması, Ukrayna'nın özellikle bu Soros yatırımlarından sonra Ukrayna'nın tamamen Batı yankı hareketinde sürekli buraya geldi. Rusya'dan uzaklaştırdı. Rusya'da diyor ki ya kırmızı çizgim burası, hiçbir şekilde ben kendi bölgemde Batı devletlerinin müdahalesini istemem. Temel nokta budur. Zaten de dünkü bu Biden'la yapılan video konferans görüşmesi de bunun bir sonucudur. Aleni bir şekilde Beyaz Saray sözcüsü tehdit etti. Dedi ki eğer de saldıracak olursa Almanya, İtalya ve diğer devletler Ukrayna'nın yanında yer alacaktır ifadesini kullandı. Aynı zamanda da Rusya'ya uygulanacak ekonomik yardımlar, ki bu örneğini 2014'te görmüştük Rusya'da. Gerçi orada biraz petrol varillerini petrolle endekslenmişti ama Rusya'nın hızla değer kaybetmişti. Şu son dönemde de bankacılık uygulamaları, yatırım uygulamalarının Rusya ile yapılan ticaret olduğu kısıtlamalar getireceği söylendi. Bu da tabii Rusya için çok da istilal grup değil, askeri yönden güçlü. Ama mesela sadece askerimiz hem siyasi hem ekonomik boyutu var. Yani en önemli şey zaten dünyayı belirleyen ekonomi. Şöyle bir süreçte ben bu kısa sürede olmasa bile ama özellikle birkaç ay içerisinde meselenin normalleşeceğini ama her an bu frozen conflict dediğimiz, yani her an bir çatışmaya dönüşür durumdaki olay, aynı Karabağ'da olduğu gibi. Çünkü provokasyona açık bir bölge. Bakıyorsunuz Gürcistan'da bunu yaşandı. Orada bir savaş oldu 2008'de ve Güney Ossetya Abazya bölgesinde birçok liderin de değişmesine neden olan ve Gürcistan'ın son durumda özellikle BDT'den çıkmasına neden olan çok önemli hareket oldu orada. Şimdi aynısı Ukrayna'da olabilir mi? Ukrayna'da eğer isterse Rusya tabii ki kendi bölgesinde bunu yapabilir. Dediğim gibi eğer Ukrayna'yı da diğer devletler desteklerse bu sefer Türkiye'de dahil olmak üzere bölgede çok ciddi bir çatışma yaşanır. Ki bu da zaten hiçbir devletin istediği bir şey olmayacaktı. Ben bunun diplomasi yoluyla çözüleceğini düşünüyorum. Çünkü zaten COVID sonrası siz çok daha iyi bilirsiniz bir ekonomist olarak. Dünyanın ekonomi dengelerinin nasıl değiştiğini ve birçok ülkede kriz yaşandığını, hele ki şu dönemde enerji bağımlılığı olan, Rusya'daki enerji monopolini elinde tutan bir
Bütün bunlara rağmen bu çatışmanın yaşanmayacağı kanaatindeyim. Çok korkunç aslında. Estağfurullah. Bir reklam arasına gidip geleyim, sonra devam edelim. Evet, devam ediyoruz. Güne bakışa NATO'dan gelen bir açıklama var. Moskova ile yapılacak uzlaşma görüşmeleri derhal kökünden kesilmelidir deniyor. Ne dersiniz Eray Hocam? Yani şimdi tabii hani bu bir tepki tabii ki. Yani şimdi burada ABD'nin beklediği, ABD'den beklenen tepkinin verilmeyişine bir tepki aslında. Yalnız burada şunu anlamakta güçlük çekiyorum. Burada tamam NATO bir kurum olarak açıklama yapıyor da NATO Amerika, NATO Türkiye böyle bir katkı sağladık diye bilmiyorum ben. Ne bileyim işte tutup Amerika belli ki Biden eliyle böyle bir zeytin dalı uzatıyorsa şey değil, Amerika değil bu. Almanya mı, Fransa mı? Hayır. Mina, NATO demek yani büyük oranda Amerika demek. Yani Amerika bütün finanse eden, NATO üzerinden Avrupa'nın güvenliğini sağlayan Amerika. Amerika kendine mi kızmış diyorsunuz? Yani kendisine kızmamış tabii ki ama neticede bakınız 1990 yılında ABD 1. Körfez Savaşı ile oraya Irak'a girdiğinde kendi elemanlarını orada yalnız bırakıp daha sonra çekildi. Şimdi bu Amerika'nın stratejisiyle alakalı bir konu. Yani neticede Ukrayna sahasının istikrarsızlaşması üzerine Amerika'nın bir planı olduğunu ben düşünüyorum. Burada tabii bunun hani yıpratma stratejileri uzun süreli stratejilerdir. Kısa süreli kesin sonuçlu muharebeler şeklinde cereyan etmez. Yani bakarsanız Rusya konvansiyonel olarak sınıra asker yığmıştır. Bildiğimiz kadarıyla 4 ordusunu yığmıştır. 2 ihtiyat ordusunu da Sibirya'dan bunlara takviye olarak göndermiştir ama buna karşı ABD bence çok akıllıca bir hareket. Yani konvansiyonel bir savaş beklerken Rus tarafı ya da konvansiyonel bir savaşa hazırlanırken asimetrik davranabilmek tabii günümüz şartlarında ABD'nin yaygın olarak uyguladığı bir strateji. O yüzden bu tür hadiseler yani konvansiyonel bir güce karşı asimetrik olarak işte deminki saydığım olgularla mücadeleyi evet hemen kesin sonuç alamazsınız ama uzun vadeli olarak bakınız ne yaparsınız? O bölgede her ne kadar resmi olarak bulunmasanız da gayri resmi olarak orada olursunuz. Bunun en önemli örneklerinden bir tanesi de bakınız Afganistan'da yaşandı. Afganistan'da Amerika konvansiyonel olarak bulunduğu için karşısındaki asimetrik güçlere 20 yıl içerisinde yenildi. Ve çok da büyük bir kayba uğradı. Şimdi aynısını Rusya konvansiyonel olarak davranmaya çalışıyor ama buna karşılık Amerika asimetrik davranıyor. Dolayısıyla bundan sonraki mücadele ortamının bu çerçevede gelişeceğini söylememiz mümkün. Şimdi şöyle düşünün bakın bir örnek vereyim mesela çok basit. Yani şimdi görüyorsunuz 4 tane ordu yığdığını görüyoruz. 350-400 civarında uçak, savaş uçağı filosu var orada. Şimdi yani pek çok ülkenin harp filosundan fazla bunlar. 100 binden fazla asker var. Tamam da bunlar sürekli tüketiyor biliyor musunuz? Yani kendi kışlalarında olmaması bir ileri üstlenme bölgelerine gitmeleri bile o kadar büyük masraflar ki. Şimdi ben size şunu söylüyorum. Bir çatışma olmasa bile Rusya buna ne kadar devam edebilecek? Yani Rusya'nın milli güç denkleminden enerji ve silahı çıkarırsanız geriye ne kalır? Yani 17 milyon kilometre karelik bir alanda 140 milyon nüfusla ne yapabilirsiniz? Bence bunu işte üst akıl, ABD üst aklı bunu düşünüyor. Yani burada Rusya'yı belirli bir olgunlaşma, o sosyolojide praksis dediğimiz bir olguya yavaş yavaş getirmeye çalışıyor. Bunun için özellikle iç kamuoyunu da hesap ederek bazen zeytin dalı, ama bazen katilsin, şusun busun diyerek alçalan yükselen trendlerde yeni politikayı belirlemiş durumda. Bir de şu var, taraflar kartlarını hazırlıyorlar Mina Hanım. Yani ekonomik yaptırım diyorlar, bakınız. Nasıl olacak bu? Siyasal bir takım yaptırımlar olacak. Nasıl olacak bu? Şu an bunları hazırlıyorlar. Bunlar yakında sahaya sürecek. Ama bunlarla birlikte, deminki söylediğim, hem Ukrayna içerisinde,
hem de Ukrayna dışından oluşturulacak silahlı grupların oraya gidip gitmemesi süreci belirlemede çok önemli parametreler olacak. Bunu da yakından takip edeceğiz. Peki Sayın Hocam, size de benzer şekilde buradaki NATO'dan kasıt kimdir'i sorayım ve böylece kapatalım. Ben de Eray Hoca'ya katılıyorum. Amerika'nın NATO'daki etkinliğini artık söylemeye bile gerek yok. Gerçekten belirleyici güç Amerika Birleşik Devletleri olacak. Her ne kadar hegemon devlet tanımlamasına son dönemde biraz kan kaybetse de yine de güçlü bir Amerika Birleşik Devletleri var. Ve dolayısıyla NATO'daki etkinliği, özellikle son dönemde Yunanistan'daki askeri yığınak yapması, adaların silahlandırılması, bütün Lozan'a karşı üstlerini açması da zaten hem Rusya'yı hem Çin'i önünü kesmek ve özellikle Rusya'nın Karadeniz'deki etkinliğini kısıtlamak. Tabii bu tarafta Türkiye'nin de S-400 almasını zaten bir türlü kabul edemedi. Rusya ile Türkiye'nin de arası çok iyi olmasını istemiyor. Bu tabloda tabii ki bence de NATO deyince oradan Amerika Birleşik Devletleri'ni düşünmek lazım. Çünkü Almanya çok daha temkinli hareket ediyor. Yani diğer devletler çok daha farklı. İngiltere'de çoğu zaman Amerika Birleşik Devletleri ile aynı görüştedir. Zaten aynı 13 İngiliz kolonisi kuruyor Amerika Birleşik Devletleri'ni. Ama bakacağımız zaman bu tabloda NATO'nun gerçekten, bir kere Ukrayna bir NATO üyesi değil. NATO üyesi olması da hemen öyle olacak bir şey değil. Yani bu bir süreç. Ama olabilir mi? İleride olabilir tabii ki, ama şu an için böyle bir tablo da yok. O yüzden bence bu tablo tamamen geçicidir ve iki tarafta birbirine bir güç gösterisi gibi düşünebiliriz. Çünkü Biden geldiğinden itibaren Trump'ın aksine Çin'i değil Rusya'ya birinci önceliğe oturttu. Ve tabii ki burada Türkiye'nin de yakınlaşması, aynı zamanda Rusya'nın Çin'le yakınlaşması var. Çanga İşbirliği, Tek Yol Tek Kuşak projesi gibi bir takım projelerde. Bütün bunlar geçici diye bakıyorum ben. O yüzden hani zaten uluslararası ilişkilerde çıkarlar üzerine kurulduğu için çok şaşırmamak lazım. Yani bir gün bir devletle iyi, bir gün kötü olabiliyor. Zaten de onu gösteriyor bize tarih. Peki, çok teşekkür ediyorum her ikinize de. Evet. Teşekkürler katkılarınız için. Sağ olun. İyi yayınlar. Hoşçakalın. Böylece biz de güne bakışa noktayı koyalım. Yarın saat 14.30'da buradayız. Bekleriz. Koyun üç kolay adımda.